Günaydın efendim, günaydın. Bugün başka bir günaydın diyoruz size. Bugün 18 Mart 2015. Eğer sabahtan beri televizyonlarınızı açtıysanız zaten görmüşsünüzdür. Bugün Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü. Birkaç kelime etmek istiyorum bu konuda. Çünkü o kadar önemli ki aslında. Çanakkale Zaferi bizim atalarımızın, dedelerimizin kanlarıyla yazılmış bir zaferdir. Bugün oradan yaşayan herhalde kimse kalmadı diye düşünüyorum. Ama hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepsini saygıyla, sevgiyle alıyoruz öncelikle. Şimdi Çanakkale Zaferi niye önemli? 18 Mart günü İtilaf Kuvvetleri'nin Çanakkale'ye girmeye çalışmasının, boğazları geçmeye çalışmasındaki en şiddetli saldırı günü. O gün 7 saatte ortalama 3500 bomba atılıyor. Şimdi sokakta bir arabanın lastiği patlasa, bir yerde bir güm diye ses olsa içimiz hopluyor değil mi? 7 saatte 3500 bomba, saatte 500 bomba demek. Dakikada ortalama 9-10 tane bomba patlıyor. Dakikada, her dakika, 7 saat boyunca bütün o zırhlı gemiler gelmiş, karayı dövüyorlar topla, bizimkiler karşılık veriyorlar. İşte o gün İtilaf Kuvvetleri geri çekilmeye karar veriyor. Bu şiddetli saldırıdan sonra ta Şubat ayından beri var olan saldırılarından geri çekiliyorlar. Biz denizden Çanakkale'ye giremeyeceğiz diyorlar. O zaman karadan saldıralım diyorlar. Çanakkale Zaferi'nin arkasından karadan saldırıyorlar. Karadan saldırdıklarında da Arıburnu'nda, Anafartalar'da Mustafa Kemal'le karşılaşıyorlar ve ordumuzla. İşte orada Mustafa Kemal diyor ki size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum diyor ordulara. Ve ölmeye gidiyorlar. İşte bizim bugün bu programı yapmamızın sebebi onlar. Onların sayesinde biz bugün hürriyetimize sahibiz. Onların sayesinde bugün bu programı yapabiliyoruz. İş öyle bitmiyor. Bakın 1912, 3 sene önce. 1912'de Balkan Harbi'nde ordu darmadağın. 3 sene sonra bütün karşısındaki itilaf kuvvetlerini deviriyor. Ve o gün başlıyor aslında Kurtuluş Savaşı. Oradaki ateşle, oradaki fitille, oradaki cesaretle ve oradaki yürekle Kurtuluş Savaşı başlıyor. Ve biz böyle yeniyoruz düşman kuvvetlerini. Sadece bizde de kalmıyor. Yemen'i, Trablusgarp'ı hepsinde örnek alınıyor bu savaş. Hepsinde ve bütün dünya hala bu savaşı konuşuyor. Onun için hepsini yürekten anıyoruz. Bütün şehitlerimize, bütün gazilerimize, şu anda hepsi herhalde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Allah'tan rahmet diliyoruz. Saygıyla anıyoruz efendim. Evet, bugün Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü. Biz yine sağlığı konuşmaya devam edeceğiz. Gelin bakalım programımızda neler var. Doktor Aytuğ'da bugün çocuklarda karın ağrısından boyun ve bel fıtığına, panik ataktan burun estetiği ameliyatlarına kadar birçok önemli konu uzman konuklar eşliğinde mercek altına alınıyor. Çocukta artan karın ağrıları hangi hastalıkların belirtisi olabilir? Hangi yiyecekler karın ağrısına sebep olur? Besinlerdeki katkı maddeleri alerji yapar mı? Çocuk gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Ender Pehlivanoğlu Doktor Aytuğ'da anlatıyor. Hastalar daha çok hangi nedenlerden dolayı burun estetiği yaptırmak istiyor? Burun estetiğinde yaş sınırı nedir? Burun estetiğinde başarı kriterleri nelerdir? Kulak, burun, boğaz ve burun estetiği cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Fuat Bulut Doktor Aytuğ'da anlatıyor. Sırt ağrıları hangi hastalıkların habercisi olabilir? Bel ve boyun fıtığı nasıl oluşur? Ameliyatsız bel ve boyun fıtığı tedavisi yapılabilir mi? Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Kadir Kotil, Doktor Aytuğ'da anlatıyor. Panik atak kimlerde görülür? Panik atak hastası olduğumuzu nasıl anlarız? Psikoterapi ile panik atak tamamen tedavi edilebilir mi? Uzman psikolog Hilal Bebek, Doktor Aytuğ'da anlatıyor. Az sonra. Evet efendim, Çanakkale Zaferi'ni andıktan sonra geldik günlük programımıza. Sağlık konuşacağız, panik atak konuşacağız ilk olarak. Ve bize ulaşmak isterseniz 0212 331 66 24 25,
0212-331-6651-52 numaralardan ulaşabilirsiniz. doktoraytu@tv360.com.tr'de e-mail adresimiz. Konuğumuz uzman psikolog Hilal Bebek, hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Nasılsınız Hilal Hanım? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun. Biz panik atağı konuştukça daha çok soru geliyor, daha çok telefon geliyor, daha çok mail geliyor. Onun için bu konuyu konuşmaya tekrar karar verdik. Evet, evet, panik atağı biraz daha açalım isterseniz. Bir panik bozukluk var, bir de panik atak var. Biz hepimiz kısaca panik atak, panik atak diyoruz ama aslında hastalığın adı galiba panik bozukluk mu? Hastalığın adı panik bozukluk. Ve ikisini birbirinden ayırmak önemli bir şey. Önce mesela panik atağı açıklayarak başlayalım. Panik atak aslında yoğun bir kaygı ile kendini gösteriyor en çok ama ayırıcı özelliği de bazı bedensel belirtilerin olması. İşte kalp çarpıntısı, nefes alamama, ateş basması ve bununla beraber öleceğim, kalp krizi geçireceğim, bayılacağım gibi korkuların bir 10 dakika içerisinde maksimuma ulaşması ve bazen de uzaması. Bu panik atak. Ama tabii panik atak yapılan araştırmalara göre herkesin hayatında yani çoğunluğun hayatında işte hayatında bir iki defa görülüyor yapılan araştırmalara göre veya başka bir şeye bağlı olarak çıkabiliyor. Başka bir hastalığa, başka bir travmaya. Ne zaman ki bu panik ataklar tekrarlamaya başlıyor. Bir ikiyi geçiyor, tekrar panik atak yaşama korkusu oluşuyor beklenti anksiyetesi şeklinde. Veya işte panik atak geçirirsem korkusuyla bir yerlere girmekten sizi alıkoyuyor bir şeyler yapmaktan. Ona işte panik bozukluk diyoruz. Evet, yani hayatımızda aslında panik atak herkesin hayatında olabilir. Fakat evet, bu yerleşirse ve hayatımız içinde sürekli varsa evet, ve bizim yaşamımızı etkiliyorsa o zaman bir panik bozukluğa sahibiz demektir. Doğru, aynen evet, öyle. Peki panik bozukluğa sahip olup olmadığımızı nasıl anlayacağız? Yani bir kere mi yaşadık, üç kere mi yaşadık, beş mi panik atak? Yani bunun bir sayısı var mı ya da nasıl anlayacağız panik bozukluğu? Bir ve ikiyi geçerse deniyor aslında. Yani mesela işte diyelim ki 3 ayda bir oluyorsunuz ama oluyorsunuz yani senede birkaç defa ve panik atağı tekrar yaşama korkunuz var. Bu yüzden işte yanınızda ilaç bulunduruyorsunuz, su bulunduruyorsunuz, bazı önlem davranışlarınız var. Veya tekrar tekrar kalp krizi geçirdim mi, geçireceğim mi diye doktorlara gitmeler. Bir şekilde eğer hayatınızda bir yer kaplamaya başladıysa, gündeminiz olmaya başladıysa ne kadar zamanınız alanınızı kapladığıyla da ilgili bir şey. Ama 1 ve 2'yi geçtiği zaman artık o panik bozukluğu kapsamında. Yani son 5 senede ben 3 defa geçirmiş de olsam sonuçta 1-2'den fazla olduğu için artık benim bu durumu bir irdelemem, bir doktora gözükmem gerekiyor. Evet, yani panik bozukluğunuz vardır ama belki remisyondadır, gerilemiştir, duraklamıştır ama panik bozukluğunuz oluşmuştur. Peki demin bir şey söylediniz. Dediniz ki yanınıza su alıyorsanız, şey yapıyorsanız. Şimdi panik atak çok şiddetli bir tablo. Evet. Dolayısıyla insan hani bir kere geçirdi mi bir daha geçireceğim korkusu bile insanda panik bozukluğu yapabilir gibi aynen geliyor. Aynen öyle. Zaten işin aslı bu. Yani çünkü bazıları mesela aslında çoğu insanın fark etmeden küçük çaplı panik ataklar geçirdiğini ama üzerinde durmadığı için bunun gelip geçici olaylar olarak kaldığını söylüyor. Ne zaman ki biz buna çok odaklanmaya başlıyoruz, ne zaman ki tekrar yaşayacak korkusu edinmeye başlıyoruz, o korkunun kendisi aslında panik atağı fişekleyen şey oluyor. Yani aslında panik atak diye panik atağın kendi değil, panik atağın korkusu bizi evet, harekete geçiriyor evet, bu konuda. Panik atakla ilgili yorumlarımız, beklentilerimiz ve korkularımız panik bozukluğun kendisi bir anlamda. Peki tıbbi literatürü siz biliyorsunuzdur. Panik atak geçirip de, şimdi panik atak tansiyonumuzu yükseltiyor, nabzımızı yükseltiyor, soluk almamızı zorlaşıyor. Panik atak nedeniyle kalp krizi geçiren, gerçek anlamda panik atak nedeniyle tansiyon krizi geçirip beyin kanaması geçiren böyle birileri var mı? Ya bilinen böyle bir vaka yok. Yani panik bozukluğun kendisi herhangi bir ölümcül riski taşımıyor. Sadece size gerçekten suni bir ölüm anı veya suni bir kalp krizi anı yaşatıyor hakikaten. Yani onun simülasyonunu yaşıyorsunuz. O yüzden çok korkutucu ama bu insanlar genelde kalp doktoruna gittiklerinde falan herhangi bir kalp krizi riski olmadıklarını görüyor. Peki mesela size birisi geldi, panik bozukluğu saptadınız. Dediniz ki bak açtınız kitapları, dergileri. Bak bir tane bile bu nedenle ölen ya da beyin kanaması geçiren ya da kalp krizi geçiren insan yok. İlki de sen olmayacaksın. Bunları söyleyince rahatlamıyor mu insanlar? Hayır. Rahatlamıyorlar. Niye öğrenmiyor muyuz? Yani beynimiz kabul etmiyor mu bunu? düşünce her zaman duygu ve bedene hakim olamayabiliyor. Çünkü çok refleksif olarak bir tepki veriyorlar ve aslında mantıklı bulduğu, rasyonel buldukları düşünceler
arka plana gitmeye başlıyor. Terapi bir anlamda evet hani mantığı işte rasyonel gerçekçi açıklamaları ön plana çıkarma işi. Ama orada daha refleksif olan şey duygu ve panik hastalarının, panik bozukluğu hastalarının yaptığı yanlış şeyler, yanlış çözüm bulma yolları hastalığı da bir şekilde sürdürmelerine neden oluyor. Nedir yanlış şeyler? Mesela işte bir kıvılcımla başlıyor aslında panik bu atak. Yani bir kalbinde bir oynama veya midesinde bir rahatsızlık, kendi bedeninde bir şey fark ettiği zaman önlem alma amacıyla buna fazla yoğunlaşmaya başlıyor. Aslında amacı ne oluyor, ne bitiyor birazcık onu incelemek. Ama bu fazla yoğunlaşma o kişide giderek bedensel duyarlılığı arttırıyor ve kaygısını da yükseltmeye başlıyor. Şimdi buradan ben böyle birkaç tane anahtar kelime seçiyorum. Şimdi bedensel duyarlılığı arttırıyor ve kaygı yükseliyor. Yani biz bedenimizle uğraşırsak, bedenimize konsantre olursak kaygımız mı artıyor? Aynen öyle. Yani kalbim çarpıyor mesela, dinliyorum. Kalbim çarpıyor, evet çarpıyor. Ritminde bir değişiklik yok ama kalp sesimi duymaya başlıyorum. Bu bende kaygı mı yaratıyor? Evet evet. Yani eğer siz de şu anda mesela kalp ritminize çok fazla odaklanırsanız, ne oluyor, ne bitiyor falan diye siz de kendi kalp ritminizi şeyini bozabilirsiniz. Akışını bozabilirsiniz. Bu mümkün mü? Yani benim kalp atışımı bozmam, ritmini bozmam mümkün mü? Gerçekten? Ritmi bozmaktan kastım yani onu bir çarpıntıya, bir kaygı belirtisine dönüştürebilirsiniz. Yani fazla kendimizle uğraşmak bu genel anlamda da geçerli herhalde. Evet. Biraz vakti çok olan insanların sıkıntısı bu diye düşünüyorum. Çünkü bazen böyle hastalarım oluyor. Diyelim ki çalışmıyorlar. Evde çoluk çocuk da işte artık büyümüş ve gitmiş oluyor. O zaman bu evde olan hanımlar biraz kendileriyle fazla uğraşmaya başlıyorlar. O durumda da bu tip sıkıntıları hakikaten aynen daha çok öyle görür oluyoruz. İçe odaklanma çok fazla var zaten. İçe odaklanan insanlar gerçekten bedensel semptomlarını, belirtilerini ve kaygılarını tetiklemeye daha müsait oluyorlar. Ve mesela panik bozukluğu olan kişilerin yine kaygı bozukluğunda da tehlikeli gördükleri belirtiler var. Yani sizde de mide rahatsızlığı olabilir ama bir panik bozukluk bunu panik atağın başlangıcı olarak kodladığı için bunu taramaya başlıyor vücudunda. Ve bu belirtiyi gördüğü anda da bastırmaya çalışıyor, yok etmeye çalışıyor. Ama panik atakta her zaman için bir belirtiyi yok etme çabası paradoksal biçimde onun artmasına neden olur. Peki o zaman dedik ki yanlışlar dedik, kendimize içimize odaklanma ve içimizde hissettiğimiz bu şeyi bastırmaya çalışmak. Evet. Bu bir başka var mı yanlış yaptığımız şeyler? Yani mesela tedbir almak. İşte dediğiniz gibi aman hastane yanında olayım, orada bir ev tutayım, orada oturayım. Ya da elimde su şişem olsun, aman susuz kalmayayım. Ya da ben bir yere yalnız gitmeyeyim, yalnız gidersem işte başıma bir şey gelirse beni kurtaracak kimse olmaz. Bunlar hep bizim kaygımızı arttıran şeyler gibi geliyor. Evet, uzun vadede. Şimdi panik bozukluğun gerçekten kendine has bir karakteri var. Yani sizi bir şekilde ters köşe yaptırıyor. Siz mesela önlem aldığınız zaman panik bozukluğunuz varsa güvende hissediyorsunuz kendinizi aslında o an için. Ama uzun vadede aslında ortada bir tehlike olmadığı ile ilgili bilginizi güncellemenizi engelliyor. Yani ben işte hastaneye gittiğim için ölmedim veya yanımda su şişem olduğu için kalp krizi geçirmedim. Halbuki onu o önlemi almasanız ortada bir şey olmayacağını hiçbir zaman öğrenemiyorsunuz, deneyimleyemiyorsunuz. Evet, yani benim kendimi sürekli olarak ben bir tehlikede değilimi bu sinyali gönderebilmem lazım. Evet. Bunu gönderemediğim zaman o zaman içeride kaygı başlıyor ve artmaya başlıyor ve artmaya başlıyor. Aynen öyle. Yaptığınız her şey aslında temelde ortada bir tehdit olduğuna ve önlem almanız gerektiğine dair bir mesaj oluyor beyne. Peki şimdi bu duruma bizi getiren gerçek anlamda fizyolojik sebepler var mı? Yani gerçekten benim kalp rahatsızlığım var ve ben kalbimde tekliyor ara sıra. Teklediği için ben panik atak geçirebilir miyim? Buna panik atak diyor muyuz? Yani Tabii bir hastalığa bağlı olarak panik atak geçirilebilir. Mesela benim bir griple bile daha sonrasından o belirtilere fazla yoğunlaşıp panik bozukluk sahibi olmuş hastalarım var. Hastalık her zaman için tetikleyici olabilir. Ya da bir trafik kazası mesela. Ya da bir trafik kazası aynen. Bir ölüm korkusunun kenarından geçmek. Bazı kişilik özellikleriniz de sizi bu hastalığa yatkın hale getirebilir. Yanlış hatırlamıyorsam 1/4 oranında panik bozukluktan şikayet eden kişiler, yani kalp krizinin olduğu şüphesine sahip kişilerin haklı çıktığı bulunmuş. 1/4 ama. Ama az bir rakam değil 1/4. Az yani bir rakam panik değil. Atak bu bir panik ataktır diye boş vermemek lazım. Boş mutlaka vermemek bakmak lazım. Evet. Sorumuz var. Evet, alalım. İyi günler. Benim 18 yaşında bir kızım var.
hiçbir şey yok yani heyecanlanıyor. Ondan sonra ağlamaya başlıyor. Gerçi siz cevapladınız da bunu. Panik atak mıdır diye soracaktım. Yani kaygı ile panik atak birbirine karışabilir. Başka bir kaygı bozukluğunda, sosyal kaygı bozukluğunda veya işte herhangi bir başka türünde de bazı bedensel belirtiler olur, yoğun kaygı olur. Ama panik atağı bunlardan ayıran şey çok yoğun bir ölüm kaygısı veya işte bayılma korkusu, kalp krizi geçireceğim korkusu etrafında dönmesi. Yine bir kaygı problemi vardır evet ama bu panik bozukluk değildir. Farklı bir tedavi gerektirir. Teşekkür ederim. Evet peki şimdi burada tabii bir kaygı ya da panik atak diyorsunuz. İkisi birbirine karışabilir ama sonuçta bir problem olduğu ortada mutlaka bunun gidilip bakılması lazım. Evet. Ama deminki şeyde kaldım ben. 4 tane kalp krizi geçirdiğini düşünen panik atak hastasında bir tanesi gerçek anlamda kalbinden rahatsız çıkıyor. Evet, %25. Bu da yüksek bir oran. Biz diyoruz ki hani aman panik atak acillere gezip durmayın ama en azından bir kere gidip bir kez kontrol ettirmeleri lazım. Düzgün bir kontrolden lazım. Geçmek evet. lazım herhalde. Onu evet. bırakmamak lazım. Peki kalp, işte çarpıntı, nefes darlığı hepsi tamam da bu ölüm hissi çok acayip. Hı-hı. Yani bana panik atağını anlatan hastalarım diyorlar Hı-hı. ki yani o hiçbir şeye benzemiyor. Ben öleceğimi düşünüyorum. Ben de evet. diyorum ki yani neden öleceğinizi düşünüyorsunuz? Yani ne nedenle öleceğinizi düşünüyorsunuz? Hı-hı. Bilmiyorum öleceğimi düşünüyorum Hı-hı. diyor. Bu ne kadar acayip bir his. Evet ama aslında bunun böyle nörobiyolojik açıklamaları da var. Çünkü panik atak hastalarında amigdalanın çok fazla aktif hale geldiği görülmüş. Yani siz bir ormanda mesela aslan görseniz bedeninizin, fizyolojinizin vereceği tepkiyi panik atak zamanında veriyorsunuz aslında. Ama ortada bir aslan yokken veya bir ormanda değilken veriyorsunuz. O yüzden biraz da ne yapacağınızı, tehlikenin ne olduğunu ve nasıl bir önlem alacağınızı da bilemiyorsunuz aslında. Evet yani nereden geldiğini de bilmiyoruz tehlike. Evet. Şimdi Hilal Hanım dedi ki amigdalanız çok uyarılıyor, çok hassas. Amigdala dediğimiz beyinde küçücük iki tane badem şeklinde nokta. Aslında çok küçük şeyler ama bunlar bütün gelen sinyalleri yani bizim farkında olduğumuz ve olmadığımız bütün aldığımız sinyalleri değerlendiriyor, filtreden geçiriyor. Ve tehlike gördüğü anda bağırmaya başlıyor. Tehlike var, tehlike var diye. Evet. Şimdi düşünün ki sizin kapınızın önünde köpeğiniz var. Ve köpeğiniz her 10 saniyede bir havlıyor. Devamlı havlıyor. Hep bir hırsız mı geldi, bir şey mi oldu, o mu oldu, bu mu oldu? Ya da evde alarmınız var, sürekli çalıyor alarm, sürekli çalıyor. İşte değil mi? Bizim beynimiz bu hale evet, geliyor. Her devamlı defasında inanıyorsunuz hırsız olduğuna. Her defasında aynı koşturmayı yaşıyorsunuz. Tam olarak böyle bir şey. Evet, yani böyle bir kaosa sürüklüyor bizi. Evet. Peki bu depresyonu da getirir mi? Şimdi onu düşündüm. Hı hı. Bu kadar sıkıntılı bir hayatı sürdüren insanın depresyona girebileceğini düşünüyorum. Tabii ki panik bozukluk hem yaşam alanını kısıtladığı için hem de tabii ki ölüm endişesi çok temel bir endişe. Çok sıklıkla depresyonu tetikleyebiliyor. Zaten kliniğe gelenler arasında depresifleşip gelenler de çok fazla. Tabii kronikleştikçe de bir şeyler üzerine eklendikçe de çözümü zorlaşmaya başlıyor. Evet peki tedaviye gelelim. Hı hı. Panik bozukluk, panik hı hı. atak. Geldi size nasıl bir tedavi önerilir? Psikoterapi sürecinde benim ilk olarak gerçekten atmaya çalıştığım adım panik atağı sürdüren ve tetikleyen önlem davranışlarını ortadan kaldırmaya çalışmak. Yani o paradoksu fark etmeleri lazım. Önlem davranışlarını kaldırıyorsunuz. Yani yanında su taşıma. Evet. Hastane arama. Evet, silahsızlandırmaya çalışıyoruz. Öyle mi? Evet, aynen. Çok enteresan. Ama bir yandan bunu yaparken tabii ki düşünce hatalarını değiştirmek üzerine odaklanarak desteklemek de lazım. Yani senin o anda %100 inandığın bir öleceğim inancın var. Ama bu inancı gel sorgulayalım seninle beraber. Yani ne kadar gerçekliği yansıtıyor gibi düşünsel hatalarını da değiştirerek pekiştirmemiz lazım. Yoksa tek başına ters tepebilir birden o silahlarını, cephanelerini elinden almak. Yani evet ben diyorum ki aslanla karşı karşıyayım siz de tüfeğini ver bana diyorsun. Aynen öyle. Ne olacak şimdi? Evet. Yani ben biliyorum da aslan bilmiyor ki benim şey olduğunu, onun hayali olduğunu ben biliyorum ama o bilmiyor yani. Evet. O hakikaten büyük bir korku. Evet. Peki silahsızlandı bunu ne kadar zamanda yapıyorsunuz? Çünkü hemen yaparsanız bayağı ciddi anlamda şey çaresiz kalır kişi. Evet hemen değil ama böyle bir panik hata iyi anladıktan sonra ikincisi
yaptığı şeylerin panik atağı nasıl sürdürdüğünü anladıktan sonra. Üçüncüsü bazı düşünce değişimlerine birazcık daha o kıvama geldikten sonra. Yani yaklaşık 4-5 seans sonra. Tabii herkese göre değişir. Net bir sayı vermek. Tamam, ortalama. Ortalama yavaş yavaş onun silahlarını teker teker çok da beynine çaktırmadan adım adım çözmek lazım. Almak lazım. Peki bir telefonunuz var İstanbul'dan. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Buyurun hemen sorunuzu alalım. Evet, ben 5 aydır evden dışarı çıkamıyorum. Kamu olsun. Personeliyim. İşe de gidemiyorum. Sürekli rapor alıyorum. Yani bununla ilgili nasıl bir tedavi uygulanabilir onu soracaktım doktora. Neden çıkamıyorsunuz? Yani çarpıntım oluyor. Tansiyonum 17-18'e yükseliyor bir anda. Çıktığım yani evin kapısından dışarı çıktığım anda bir anda tansiyon yükseliyor ve çarpıntım oluyor çok fazla. Peki. O anda gerçekten böyle kalp krizi geçirdiğimi düşünüyorum ve çıkamıyorum. O korku yaratıyor bende. Hemen hani soralım. Hilal Hanım'ın sorusu var mı size? Yok. Yok. Peki efendim, çok çok geçmiş olsun. Dikkatle dinleyin ve akabinde mutlaka tedavi için başvurdunuz mu? Evet, başvurdum fakat yani bir ilaç kullanıyorum ama çok iyi bir sonuç aldığım söylenemez. Yani burada konuştuğumuz kadarıyla ilacın bir takım faydaları olabilir ama psikoterapinin mutlaka bu davranış tedavisinin sizde yapılması o gerektiğini zannediyorum. Şimdi onu konuşuyor olacağız. Bizi dikkatle dinleyin. Çok teşekkür ediyoruz telefonunuz çok için efendim. Çok teşekkür ederim. Yayınınız için iyi yayınlar diliyorum. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Ya 5 aydır evden çıkamıyorum, evet. Ve hayat bitti. Evet. Yani panik bozukluk tabii çok genel hatlarıyla çerçevesi belli olan bir şey ama çok kişiye özel yönleri de var. İyi analiz etmek lazım önce. Mesela bedensel belirtilerini ilk ne tetikliyor? Sonra bunu ne arttırıyor? Sonra buna yanıt olarak bu kişi ne yapıyor? Yani düşünerek rahatlatmaya mı çalışıyor kendini? Fazla odaklanarak kontrolü eline mi almaya çalışıyor? Yoksa başka bir şeylerle mi oyalanıyor? Onun önlem davranışlarını da iyi anlamak lazım. Ondan sonra dediğim gibi yavaş yavaş bunları sürdüren özelliklerini ortadan kaldırırken bir yandan da acaba gerçekten tam olarak neyden korktuğunu bulup düşüncelerini değiştirmeye çalışmak lazım. Ama bu gerçekten kişiden kişiye değişiklik gösterebilecek bir şey. En önemli şey panik bozuklukta onun kişiye özel haritasını bir çıkarmak. Yani onun kendi içerisindeki sistemini onu anlamadan çok da aslında şunu hemen yapmak gerekir diyeceğimiz bir şey de. Yani genel panik bozukluk bir sonuç, giden nedenleri bulup ona göre yaklaşıp kişiye özel tedavisini yapmak lazım. Evet. Ama mutlaka yapmak lazım çünkü sevgili izleyicimizin söylediği gibi 5 aydır evden çıkamıyorum. Tansiyonum 17-18, kalp çarpıntısı oluyor. Evden çıkmaya çalıştığımda bu bir fobi de olabilir, bir panik atak da olabilir. Aynen öyle. Bütün bunları ben sizden çok küçük bir şey rica edebilir miyim? Program bitiminde bu izleyicimize bir telefon konuşması yapar tabii mısınız? Ki. Tamam. Tabii peki. Ki. Uzman psikolog Hilal Bebek, çok çok teşekkür ediyoruz teşekkür efendim. Ederim. Ve sırada çocuklarımızda karın ağrısı neden olur? Mide bağırsak hastalıkları nelerdir? Hepsini konuşuyor olacağız. Çocukta artan karın ağrıları hangi hastalıkların belirtisi olabilir? Hangi yiyecekler karın ağrısına sebep olur? Besinlerdeki katkı maddeleri alerji yapar mı? Çocuk gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Ender Pehlivanoğlu Doktor Aytuğ'da anlatıyor. Evet efendim. Dedik ki çocuklarınızda mide bağırsakla ilgili ne sorunuz varsa hazırlanın ve sorun lütfen. Bize 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan ulaşabilirsiniz. doktoraytu@tv360.com.tr'de e-mail adresimiz. Konuğumuz ise çocuk gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Ender Pehlivanoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Şimdi efendim Ender Hoca'yı bulmuşken onun için tekrar tekrar vurguluyorum. Bütün sorularınızı sorun. Çünkü bilginin, tecrübenin enginliği burada var. Onun için ne isterseniz hepsinin cevabını alabiliriz. Hocam önce şununla başlamak istiyorum ben. Bugün gazetelerde vardı. Bir çalışma yapılmış. Çünkü baktım kaynağı bilimsel. Brezilya'da 6000 çocukta yapılmış.
30 yıl boyunca takip etmişler. Anne sütüyle beslenenlerle beslenmeyenlere bakmışlar. Beslenenlerde IQ'lar yüksek çıkmış, hayat başarısı yüksek çıkmış falan filan. Tabii bu çalışmalar biraz böyle şeyli, yani çok uzun sürede bir sürü faktörler olabilir ama anne sütüyle beslenmeyi bir vurgulayalım istiyorum. Ne dersiniz bu konuda? Harika. Bundan daha güzel bir mesaj olamaz. Ben bir çocuk hekimi olarak minnettarım bu sorunuza o halde. Bu çalışma Brezilya'dan önce defalarca tekrar edildi. Ben Brezilya'da, Meksika'da, Güney Amerika'da o hükümetlerle ortak projeler yaptığımızda yıllardır bunu kendilerine vurguladık. 100 yıl önce İngiltere'de öğretmenler okul başarısını ölçmek için bu çalışmaları yaptılar. Gördüler ki anne sütüyle uzun süre beslenen bebeğin ileriki yıllarda akademik başarısı da daha yüksek oluyor. Bu 2015 yılında Brezilya'da yeni bulunması büyük tabii. Tekrarlayıp vurgulanmış yani, evet, diyelim. Çok önemli, çok önemli. Çok önemli. Yani anne sütü yıllar da geçse, ne kadar müthiş efendim formüller de üretilse, onlar da olsa bunlar da olsa doğanın anne sütünün yerine herhalde hiçbir şey tutmuyor. Hiçbir şey. Peki şimdi biz bugün biraz çocuklarımızın rahatsızlıklarından konuşalım. Özellikle kusmalar ve reflüler. Çocuklarda neden oluyor? O kadar sık rastlanan bir sorun ki bunun nedenini tam ortaya çıkarmak tıp dünyası için bile çok zor. Çünkü bebek doğduktan sonra hepimiz biliriz. Sevgili anneler, her çocuk kusar değil mi? Kusmayan çocuk olur mu? Olmaz. Ama kusmanın seviyesi var. Bir düzeyi var. Eğer bir bebeğin kusması onun büyüme gelişmesini tehdit ediyorsa, kilo almasını bozuyorsa ve bu kusmaya bağlı sık sık hastalanma başlıyorsa o zaman kusma önemli. Bakın Türkçeyi öz kullanan Azeri halkımızdan söz edeyim. Tez tez hastalanan çocuk doktora gitmeli diye bir mesajları var. Tez tez hastalan, yani evet. Sık sık hastalanan. Bizi diyorum. Oradan da izleyenlere selam olsun. Ben 8-10 saat oldu döneli. Öyle mi? Bakü'den. Orada günlerdir o topluma vermeye çalıştığım bilgi bu. Onlardan öğrendim. Tez tez hastalanma. Neden tez hastalanıyor kustuğunda? Birincisi vücut zayıf kalıyor. Zayıf kalınca tabii ki bağışıklık sistemi çökmeye başlıyor. Ama yalnız bununla bağlantılı değil. Bir yandan da reflü dediğiniz olayda mide içindeki sıvı ve gıdalar, sıvılar yukarı doğru geliyor. Yukarı doğru geldiğinde ya ağzımıza gelir kusarız ya da ağza gelip kusmadan akciğerimize doğru kaçmaya başlar. O halde akciğerimiz hastalanır. Yani reflü, mide içeriğinin yukarıya gelmesi eğer normal sınırların ötesinde gerçekleşiyorsa o zaman kusmayla ya da akciğer hastalığıyla sonlanıyor. Bebeklerde akciğer hastalığından çok bu kendine orta kulak iltihabı, sık aksırık, öksürük, hırıltı, bronşit, zatüre ile belli ediyor. O halde kusmanın seviyesini belirleyecek sevgili annelerimiz. Kilo alma burada altın gösterge. Gerçekten bir bebeğin büyüme eğrisi var. Sevgili anneler, artık bunu öğrenmeliyiz. Yani annelik de artık çok bilinçli olmayı gerektiren bir durum. Bir bebek doğumdan sonra anne babasının boyu dikkate alınarak büyümesi değerlendirilmeli. Yani bir grafiği vardır, büyüme grafiği. Hani şu banka reklamlarında falan görüyoruz ya bunların mevduat grafikleri gibi. O grafik yukarıya çıkıyorsa, anneye babaya paralel büyüyorsa sorun yok. Şimdi 1.50'lik annenin çocuğu başka, 1.75'lik annenin çocuğu, 2 metrelik babanın çocuğu başka. Armut dibine düşer diyor ya halkımız. Anaya babaya göre büyümesi lazım çocukların. O halde kilo almasının gelişmesini lütfen böyle değerlendirsinler. Bu bozuluyorsa mutlaka çocuk hekimine başvurmaları gerekir. Peki kusmalarda tabii daha kolay da reflüyü nasıl biz tespit edebiliriz? Çünkü demin söylediğiniz problem çok önemli. Reflüde mide içeriği kulağa gidiyorsa kulak iltihabı yapıyor. Akciğere gidiyorsa akciğerde çok ciddi sorunlar ortaya çıkartıyor. Reflüyü bulabilir miyiz? Kusma belirtisi olmadan çocukta reflü olabilir mi? Çok önemli bir soru. Tıp eğitiminde hep vermeye çalıştığımız mesaja değindiniz. Şimdi kussa kolay ama kusmuyor dediğiniz gibi. Şimdi, eğer ki gıda ve asit yukarı doğru gelirse mide ile yemek borusu arasında bir kapak var. Bu kapağın üzerinde araba tamponundaki park mesafe ölçerler gibi algılayıcılar var. Sevgili anneler, bu algılayıcılar uyarılıyor ama asidite derecesiyle bildiğiniz gibi çalışıyor bunlar. Uyarılınca vücudun merkezlerine haber gidiyor. Bu merkezler iki şey yapıyor. Bir, kapağa kapan emri verirken gırtlağı da kapatıyor ama bir yandan akciğerlerin hava keseciklerini korumak için
alveol girişinde kapıyor. O zaman hırıltı, öksürük. Eğer bir bebek 2 aylık, 3 aylık, 5 aylık astım gibi hırlıyorsa sevgili anneler astımdan önce reflüyü düşünün. Peki nasıl teşhis edeceğiz? Çok zor. Bazı röntgen tekniklerinden kullanıyoruz. Baryum dediğimiz süt gibi bir madde var. Onu içiriyoruz bebeğe. Sonra röntgenini çekip kaçak var mı yukarı? Bir anormallik var mı? İzliyoruz. Yeterli olmuyor. Radyasyon riski var. Ondan sonra pH monitorizasyonu dediğimiz bir test var. Yani bebeğin burnundan içeriye bir küçük bir elektrot, bir algılayıcı, bir sensör yerleştiriyoruz yemek borusuna. Ve onu 24 saat küçük bir bilgisayara bağlıyoruz. Bebeğin belinde, annenin belinde. 24 saat kayıtlar yapıyor. Ne oldu da ne zaman reflüler başladı onu anlıyoruz. Türk anneleri bunu yapmakta biraz başarısız. Neden? Bebekler ağlıyor. Burnundan giren probu tutmak istemiyor orada. O yüzden daha kısa süreli endoskopik dediğimiz bir tetkik var. Endoskopi ne? Ağızdan içeriye fiber optik ya da bir kamera yoluyla giriyoruz. Yemek borusu, mide, bağırsakları inceliyoruz. Bu inceleme çoğu zaman benim kendi pratiğimde 4 dakika sürüyor. Bir ağrı, acı, konforsuzluk yok, radyasyon yok. Çok kısa bir sürede hem her şeyi ortaya koyuyor hem de reflüye neden olan sorunları ortaya çıkarıyor. Aytun Bey, çünkü reflü bir hastalık değil. Reflü baş ağrısı gibi bir problem, ateş gibi bir problem. Bir şeye bağlı olarak ortaya çıkıyor. Arkasında bir şey olması lazım. Kesinlikle. Tabii bu hani hoca diyor ya biz bakıyoruz kamerayla 4 dakika sürüyor. Ehil ellerde sürüyor. Çünkü bunun büyüklerde bile yapılması tabii. Çok kolay iş değil. Çocuklarda bunu çok ustalarda çok gerçekten ehil ellerde yapılması lazım. Buyurun bir soru var. Alalım mikrofonu oraya verelim lütfen. Hocam hoş geldiniz. Değerli bilgileriniz için teşekkür ederiz. Çocuğum aç karnına su içtiğinde kusma oluyor. Onu ciddiye alıp doktora götürmemiz gerekiyor mu? Aç karnına. Aç karnına su içince kusmanın çok büyük bir önemi yok. Belki de bunun zemininde yemeğe karşı bir tepkim var. Anneye karşı bir tepkim var düşünmek lazım. Çünkü su sindirimi çok kolay bir şey. Midemizi bir lütfen lavabo gibi düşünelim. O çeşmemiz gibi. Lavabonun bir pis su gideri var ya. Bu pis su giderini düşünün, eğer darsa çeşmeyi açtığınızda su dolduğunda kolay taşar. Halbuki delik genişse hemen bağırsağa akacaktır. Yani su içti, kustu. Mide çıkış deliğinde darlık olması lazım. Ama yemeği kusmadı, o halde bu mantıklı değil. Onun altında başka bir şey var. Başka bir psikolojik problem evet. Oluyor. Bir soru da burada vardı, hemen oraya verelim. Hocam bu yeni doğan bebeklerde mide ağrıları ve 9-10 aylık çocuklarda gözüken reflü hastalığı neden sebep kaynaklanıyor? Tabii 9-10 aylık ya da küçük bebek midem ağrıyor gibi ifade etmiyor ama ne yapıyor? Karın ağrısı bağ oluyor. Biz buna gaz sancısı evet. Kolik diyoruz. Onlar karışıyor. Şimdi bu gaz sancıları genellikle yaşamın 15. gününden itibaren başlar. Sevgili anneler, yeni bir bebeğiniz doğdu. Birinci gün, ikinci gün genellikle gaz sancısı olmaz. Dikkat edin. Varsa altında başka bir şey var. Ya da kusuyorsa altında başka bir şey var. Bazen beyin hastalığıdır. Bazen bir doğum travması. Siz daha iyi bilirsiniz. Bazen mide bağırsağın bir anormalliği. Bu gaz sancıları 15. günden sonra yavaş yavaş başlar. 6 aya kadar uzar. Ama çoğu zaman birinci, ikinci ayın sonunda da çok çok hafifler. Bazı bebeklerde bu gaz sancıları sanki birisi saat kurmuş gibi akşamüstü 5'ten 6'dan sonra başlar. Şimdi bu önemsiz ağrı tipi işte. 15. günden sonra başladı, akşamüstü arttı. Doktora gitmenize gerek yok. Bu koliktir. Sakin olun, bebeğinizi sakinleştirin. Belki de beslerken yaptığınız bazı hatalar var. Örneğin bebeğe hava yutturmak, çok beslemek, biberonu yanlış kullanmak ya da başka şeyler. Ama bu sancılar bu dediğimin dışında özellik taşıyorsa mutlaka bebeğin mide bağırsağını rahatsız eden bir şey vardır. Bu ya Aytuğ Bey'in açtığı konu yemek borusunun iltihabıdır. Yemek borusu mideyi birleştiren kapak hastalanırsa asit her yukarı geldiğinde burası yanar. Büyükler bunu göğsüm yanıyor der, kalp kriziyle karıştırır. Ama bebeğin böyle bunu ifade etme şansı yok ki. O gaz sancısı, karın ağrısı olarak yaşar bunu. Başka mide içinde ülser, gastrit olabiliyor. Aytuğ Bey çok iyi bilir. Mideni küçücük bebekte ülser yakalıyoruz ülser, değil mi Aytuğ Bey? Evet, İlginç bir şey. Evet. Büyüklerin ülseri onlarda da oluyor. Hele hele anne babada mide ülseri varsa, 12 parmak bağırsa ülseri varsa aman dikkat.
Neden biliyor musunuz? Helicobacter pylori isimli bir mikrop var. Bu mikrop doğumdan sonra öpüşmeyle, koklamayla, bizim geleneksel bazı alışkanlıklarımızla bebeğe geçiyor. Örneğin ne yapıyoruz? Yere emzik düşer, annelerimiz alır, ağzına sokar, temizler, bebeğine verir. Bakın, annelerimiz bundan vazgeçsinler. Çünkü onun florası ve ağzındaki mikrop belki bebeğe yoğun verildiğinde hastalık yapıyor. Anne babada mide ülseri yapan Helicobacter pylori mikrobu varsa 2 yaşına gelmeden, biz İstanbul'da araştırdık. 2 yaşına gelmeden çocukların %20'sinden fazlası bunu kapıyor. Ne kadar yüksek. Yani Avrupa'nın erişkin şeylerinin rakamlarının üstünde çok, bir rakamlar. Çok enteresan. Çok. Hocam ben aynı şeyde şunu da vurgulamak istiyorum. Ne olur şu bebeklerin yemeklerine üflemeyin. Yani ya, aynı şey ya. Bakıcılar üflüyor, anneler ya. Babalar üflüyor. Bebeğin yemeğini üflemek demek ağzınızda nefesinizde ne varsa oraya veriyorsunuz demek. Bir telefonumuz var müsaade ederseniz. Tabii. Çünkü demiştim telefonlar gelmeye başladı. Elif Hanım Bodrum'dan bizi arıyor. Günaydın. Günaydın. Buyurun kolay efendim. Gelsin. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Hemen ben sorayım. Hava nasıl? Süper. Harika. Bodrum'da kötü olur mu hava? Fazla. Peki sorunuzu alalım. Tamam. Enda Bey kolay gelsin. Benim 7 aylık bir kızım var. Doğuştan yeni doğan reflüsü dediler. Anne sütünü 3. ayda bıraktı. Sürekli kustu, sürekli. Ve 2,5-3 ay boyunca hiç kilo almadı, hiç gelişmedi. Biz de bir doktora götürdük, gastroenteroloji uzmanına ve doğuştan soluk borusundaki kıkırdak az gelişmiş ve reflüden dolayı da yemekleri reddediyor diye bir teşhis kondu. Ve 3 aydır sürekli ilaç kullanıyoruz. 4 tane ayrı ayrı ilacımız var. Yemeklerden önce o ilaçlar veriliyor ve bazı gıdaları alması yasak, yumurta gibi gıdaları. Anne sütü de içmediği için özel bir mama kullanıyoruz şu anda. İlk defa geçen ay 700 grama yakın bir kilo aldı ve doktor ilaca devam etmemiz gerektiğini bize söyledi. Biz de şu anda 3. ay oldu, hala ilaca devam ediyoruz. Ne yapmamızı önerirsiniz? Elif Hanım çok geçmiş olsun. Gerçekten zor ve komplike bir problem ama Elif Hanım çok hakim ve size çok güzel galiba klinik şeyi anlattı. Çok güzel. Evet. Ve Elif Hanım sık rastlanan bir durum bu. Geçmiş olsun. Biliyoruz ne çok kadar endişelisiniz. Ama bebeğiniz kilo almaya başlamış. Demek ki hekiminiz başarıyla tedavi uyguluyor. Şimdi birkaç uyarı yapacağım size. Birincisi hemen ilaçtan gireyim. Ben çok ilaç sevmeyenlerdenim. Beni bağışlasın ilaç sanayi. Reflü ilaçlarının önemli bir kısmı bir bebekte yan etki doğuruyor. Niçin? Reflü ilaçlarını çok uzun süre kullanmak zorundasınız. Aytun Bey, öyle ilaçlarımız var ki midenin alt ucundaki kapağı kapatırken beyne de geçebiliyor. Bunu 1 ay, 3 ay, 10 ay verdiğiniz zaman öğrenme güçlüğü bile yapabiliyor. O nedenle ilaçlarınızı dikkatle sorgulayınız. En az ilaca inmeye çalışın, hekiminizle tabii ki görüşerek. Şimdi yeni doğan reflüsü, yeni doğanın yemek borusunun alt ucundaki kapağın zayıf doğabilir. Hele prematür doğduysa. Tüp bebeklerde de görüyoruz bunları bayağı. Ama bu kapak zamanla güçlenecek ve bebeğiniz ayağa kalktığında, yürümeye başladığında hiç merak etmeyin, artık o derdiniz bitecek. Rahat olun. Sizin birkaç ayınız kalmış sadece. Ama İnşallah. Bu dönemde bebeğinizi sakın tok yatırmayın. Gece geç saate kadar beslemeyin. Annelik psikolojisi. Yesinler istiyoruz. Ben de çocuk hekim ve baba olarak yesinler istiyorum, doğru. Ama bu türleri tok yatırdığınız zaman ve o midenin hacminden fazla yemek koyduğunuz zaman reflüyü arttırıyorsunuz. Bundan kaçının. Uykuda beslenme. Uykuda beslemek çok sakıncalı. Özellikle prematür doğduysa, erken doğduysa mutlaka kaçınmak lazım bundan. Biraz geç doğdu benim kızım. Geç doğdu. Evet. Kaç kilo doğdu Elif Hanım? 3 kilo 165 Oo, gram 42 haftalık doğum yaptım. Tamam, hiçbir sorun yok. Güzel bir doğum yapmışsınız. Şimdi bu reflüye neden olan şey, bebeklik reflüsü neden olan şey bazen mide bağırsaktaki iltihaptır. Bazen de besinlerin içindeki alerji yapan moleküllerdir. Bunların başında inek sütü alerjisi geliyor. Muhtemelen size özel mama başlamışlar. İnek sütü bazlı mamaları yasakladı hekiminiz diye tahmin ediyorum. Çoğu zaman buna bağlı da değil. Bu yapısal, vücudun motilite bozukluğu dediğimiz bir hareket bozukluğuna bağlıdır. Anne sütü olsaydı bunları çok az yaşayacaktınız ya da yaşamayacaktınız. Ama sorun etmeyin. Özel mamalar ve dikkatli besleyerek
5 ay içinde siz bundan kurtulacaksınız. İnşallah. Peki. Bizim hocam çok kısa bir şey daha söyleyeceğim. Bizim bütün ailemiz reflü. Dededen geliyor. Ben, eşim, abim, babam. Acaba genetik olabilir mi? Doğru. Belirli bir kromozomun belli bir noktasında bir gen taşıyoruz. O tür ailelerde reflü daha çok oluyor. Ama yalnız o değil, bakın. Artur Bey'le konuşuyorduk. Helicobacter pylori meselesi. Mikrobu duydunuz. Bazı evet. ailelerde bu mikrop var. Anneden çocuğa, çocuktan çocuğa geçiyor. Bu bir kader değil. Yani hastalıkları genetiktir, kader diye görmekten vazgeçmeliyiz. Evet Elif Hanım, çok çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Kilo almaya başlamış. İnşallah böyle gider. İnşallah. Ve iyi yayınlar diliyorum. Analı babalı büyütürsünüz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Amin. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sağ olun. Şimdi hocam, siz şu inek sütü konusunu açınca oraya girmeden edemeyeceğim. Şimdi biz bu inek sütünü Avrupalılar, hayvancılar çok erken başlamışlar. Onlar rahat rahat içiyorlar. Fakat Türkiye'de hakikaten inek sütüne çok fazla şey var değil mi? Reaksiyon var. Yani bizim insanlarımız inek sütüne çok alışık değil. İnek sütü çocuk için uygun bir süt müdür? Kesinlikle değil. Eğer sütleri sıralayacak olsam, anne sütü dışında mutlaka bir hayvanın sütünü vermemiz gerekiyorsa eşek sütünü tercih edin. Türkiye'de de üretim başladı. Eşek sütü. Anne sütüne en yakın sütlerden bir tanesi. Ama tabii ki anne sütü dışındaki sütleri kullanamıyorsanız, bu durumda yapılacak şey bizim elemental formüla ya da mama dediğimiz, içindeki protein yapısı anne sütüne benzer hale getirilmiş, parçalanmış, zararsız kılınmış özel mamalar kullanmaktır. Ne yazık ki günümüzde inek sütü alerjisi ticarileşen bir konuya dönüşmeye başladı Aytuğ Bey. Bütün gıdalara alerjimiz var. Şimdi koymuşsunuz masada, ben böyle gözüm bir yandan sizin güzel meyvelere. Tümüne alerji başladı değil mi hepimizde? Çünkü artık elma elma değil, üzüm üzüm değil. Geniş bir konu girmeyelim ama o sütler de, buğdayımız da, her şeyimiz de değişti ya, reaksiyonları yaratıyor. Bir de hijyenik bir çevrede yaşıyoruz. Bu hijyen teorisiyle açıkladığımız şey, Afrika'da bağırsaklarında parazit mikrop taşıyan o çocuklarda alerji hiç yok. Astım yok. Egzama yok. İnek sütü alerjisi yok. Bakın, sanayileştikçe, hijyenik oldukça, böyle tek çocuk sahibi, buldumcuk anne baba oldukça, bağışlasın beni annelerimiz, bu hastalıkların sayısı artmaya başlıyor. Topraktan koptukça değil koptukça. Mi? Koptukça. Ne güzel ifade. O halde çözümü de aslında toprağa dönmek. Ne güzel buldunuz. Ama inek sütü alerjisi Türkiye'de çeşitli çalışmalar yapıldı. Batı Avrupa'dan başlayayım. İngiltere'de %1'in altında görülüyor. Almanya'da %0.8'di. Bizde Çukurova Üniversitesi'nde yaptılar %1 civarı. İstanbul'da biz yaptık %1'in biraz üzerinde. Daha sonraki yıllarda tekrarlandı, biraz arttığı görüldü. Şimdi inek sütü alerjisi bebek doğduktan sonra kendini kanlı sümüklü kakayla belli ediyor. İlk uyarı bu. Annelerimiz dikkat etsinler. Kakada sümüklenme, mukuslanma varsa, kakada balgam varsa annelerimiz. Yavaş yavaş sonra buna kan ekleniyorsa aman dikkat. Kalın bağırsakta iltihap başladı demektir. Ama her kalın bağırsak iltihabı inek sütü alerjisi değil. Sadece anne sütü alan bebeklerde de oluyor. Ya da mamayla beslenenlerde. Bazen bunu mikroplar yapıyor, virüsler yapıyor. Bazen vücudumuzun bağışıklık sistemi yapıyor. Ama güzel haber, yüzde neredeyse 90'dan fazlası 2 ila 3 yaşından önce bitiyor, iyileşiyor. Ama anneler hayatı zindan ediyorlar kendilerine. Anneler de bitiyor. Anneler de bitiyor. Bakın, işin yine bir altın standardı var. Bağırsağımız bizim köklerimiz. Bir ağaç nasıl kökleriyle büyüyorsa, uzuyorsa, insan da kökleriyle besin emerek büyüyor. Ağaç kısa kaldığında halkımız, toprakla uğraşanlar diyor ki kavruk kaldı. Yani gübrelenmedi, sulanmadı, büyümedi. O halde insanoğlu da kavruk kalıyor, ona da kavruk kaldı diyor bizim halkımız. Kavruk kalıyorsa köklerine dönün bakın. Kökler bağırsakta ya, ister inek sütü alerjisi, ister çölyak hastalığı, buğday, arpa, çavdara karşı reaksiyon. Bu kökleri bozarsa büyüme bozuluyor. Annelerimiz buna dikkat etsin. Bebek güzel büyüyor, gelişiyorsa o kakadaki sümüğün, kanın o kadar büyük bir önemi yok. Ona hakim olmak çok kolay. Evet. Şimdi ben ishal, kabızlık, bunları da konuşacaktım ama vaktimiz çok kısa, bir dakikamız kaldı. Şunu söylemek istiyorum. Bize beslenme konusunda mesela anneler bir de katı gıda yedirmekten çok imtina ediyorlar. Çok çekiniyorlar. Yani bebek işte beceremez, yutamaz falan filan. Ben bazen çevremde hani buldumcuk anneler diyorsunuz ya, görüyorum. İnsanlar çocuk 2 yaşına gelmiş, pütürlü bir şey olsa çıkartıyor, yutamıyor. Yani öyle bir yapmışlar ki çocuk sadece sıvıyla beslenir bir hale gelmiş.
Bu konuda bir uyarıda bulunur musunuz? Ondan sonra çünkü bitirmek zorundayız bölümü. Evet, harika bir mesaj. Bununla bitirmekten mutlu olacağım. Çünkü iştahsızlığın temelini böyle atılıyor. İştahsız çocukları bizler yaratıyoruz sevgili anneler. Çözümü ondan çok zor. Bir defa anne sütünü mesaj olarak 2 yıl verin diyelim. Kur'an, Tevrat, İncil öyle yazıyor. Bir tek bizim kitaplarımız değil. Uzun uzun emzirin. Bebek 6 aylık olunca 6 aya göre hekiminize danışın. Ek gıdalara başlamak lazım. Bu ek besinler katı besinlerdir. Meyveler, sebzeler, tahıllar, daha sonra etler, yumurtalar, balıklar devreye girer. Bu katı besinleri verirken evinizden blenderları atın. Eğer kendinize hakim değilseniz şu blender, mikser, robot neyse uzaklaştırın evden. Çünkü sizler besini akışkan hale getirip çocuğu bir televizyonun karşısına oturtup bir oyuncakla ona yemek yedirmiyorsunuz. O akışkan bir şeyi, o neyse, yutturuyorsunuz, mideye gönderiyorsunuz. Bu besleme değildir. Bunun sonucunda problemli, bulantısı olan, beslenme sorunu olan ve asıl önemli iştahsız çocuklar yaratırken yanlış bir ilişkinin temelini atıyorsunuz ki bu ilişki yaşam boyu çocuğunuzun başarısını ve mutluluğunu belirliyor. Evet, Profesör Doktor Ender Pehlivanoğlu hocam, dediğim gibi çok soru var. İnşallah bir dahaki programa diyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz katılımınız için efendim. Çok teşekkür ederim. Bilgi vermeye vasıta oldunuz. Sağ olun efendim. Sağ olun. Kısa bir reklam aramız var. Sırt ağrıları hangi hastalıkların habercisi olabilir? Bel ve boyun fıtığı nasıl oluşur? Ameliyatsız bel ve boyun fıtığı tedavisi yapılabilir mi? Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Kadir Kotil, Doktor Aytuğ'da anlatıyor. Evet efendim, fıtıkları konuşacağız. Boyun, sırt, bel ve beyincik fıtığını konuşacağız. Belki diğerlerini bugüne kadar duyduğunuz zaman beyincik fıtığını pek konuşmamıştık. Bugün bu özel konuyu da konuşuyor olacağız. Bize sorunuz varsa 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan ulaşabilirsiniz. doktoraytu@tv360.com.tr e-mail adresimiz. Konuğumuz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Kadir Kotil, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi Kadir Bey, ben beyin cerrahisi deyince, beyin cerrahisi benim ilk aşkım bu arada. Ben liseyi bitirirken doktor olmaya, beyin cerrahı olmak üzere karar vermiştim. Fakat birinci sınıfın sömestrinde okulumda gittim, 15 gün beyin cerrahisinde çalıştım. Sonra dedim ki ben burada ruhum kaldırmıyor, ben burada ölürüm, dayanamam dedim. Allah'tan bugün tabii çok farklı şartlarda çalışıyorsunuz ama beyin cerrahisi ne iş yapar, bize anlatır mısınız? Teşekkür ederim. Sorunuzu yanıtlamadan önce müsaade ederseniz 18 Mart için bir cümle söylemek isterim. Ne demek isterim. Tabii ki. Bu vatan için ölen ve düşmanın bir mermisi bitsin diye kendi bedenlerini feda eden bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Nur içinde yatsınlar. Efendim, beyin cerrahisi hep at böyle geçer. Beyin cerrahisi, beyin cerrahisi. Ama beyin cerrahisi sadece beyin cerrahisiyle uğraşmaz. Aynı zamanda beyin, sinir, omurilik ve omurganın tüm hastalıklarıyla uğraşır. Bu aslında organların içerisinde en kutsal olan organ, bir kafatası veya bir kemikten ibaret. Omurilikte de keza öyle, onu kaplayan bir kabı var. O da yine kemikten ibaret. Bu kemik yapılar bizim çok kıymetli olan organlarımızı, beynimizi ve omuriliğimizi korumaktalar. Ama omurgadan sonra, omurilikten sonra sinirler de kaslar arasında seyrediyor. Dolayısıyla hani baktığımız zaman, global olarak bakıldığı zaman bir beyin cerrahı neyle uğraşır diye bir soru sorulursa cevap beyin, sinir, omurilik, omurga hastalıklarının cerrahisiyle uğraşır diyebiliriz. Evet, yani aslında beyin cerrahının işi sadece beyin değildir mesajı çok önemli. Evet. Çünkü bütün vücudumuza yayılan sinirler ve ona bağlı olan omuriliğimiz, aradaki omuriliğimiz hepsi aslında bir beyin cerrahının alanına giriyor. Peki şimdi ben başta vurguladım. Biz boyun fıtığı, bel fıtığı hep bunlardan zaten çok sıkıntı çektiğimiz için ömür boyu mutlaka hepimizin bir arızası olduğunu, acaba fıtık mı oldum diye konuşuyoruz. Fakat beyincik fıtığını konuşmamıştık. Evet. Beyincik, beynin altında yer alan ikinci bir küçük beyin midir? Ne işe yarar beyincik? Ne yapar? Evet, beyincik
art kafa dediğimiz ense köküyle kafatasının birleştiği bölgede koordinasyon merkezidir. Yani bütün verileri alır, gereksiz olan hareketleri atar, vücut için gerekli olan bütün refleksleri, bilgileri toparlar ve vücut için amaçlanan hareketi koordinasyon merkezidir. Yani bir sarhoşu düşünün, ayakta duramıyor, konuşamıyor, yürüyemiyor. İşte bakın beyinciği olmayan bir hasta, ayağa kalkamayan, kusan, elleri hareketleri amaca yönelik hareket şeklinde olmayan bir hasta nasılsa, yani alkolik bir hasta, beyinciği olmayan hasta da öyledir. Yani beyinciği hastalanmış insanlar yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Ama denge yoktur, inkoordinasyon vardır. Peki ne oluyor beyincikte de beyincik fıtığı? Bir kere beyincik nasıl fıtıklanıyor? Nereye fıtıklanıyor? Evet, onu söyleyeyim. Şimdi biz beyin cerrahları hayatımız boyunca hep fıtıkla uğraşırız. Beyin fıtığı da vardır. Yani ne demek beyin fıtığı? Sol beynin sağ beyne göçü, migrasyonu, hicreti, şifti. Bunlar hep fıtıktır. Yani fıtık... Ya pardon, kafamızın içinde beynimizin bir tarafı diğer tarafa doğru mu gidiyor? Evet, tabii. Mesela beynin sağ tarafında bir kitle, bir tümör, bir kanama olduğu zaman sağ beyin sol taraftaki beyni rahatsız ediyor. Biz buna shift, yani. Shift diyoruz, göç diyoruz, herni diyoruz, fıtık diyoruz. O anda bile biz beyin cerrahları buradaki yabancı misafiri aldığımız zaman hem sağ taraftaki hem sol taraftaki beyin rahatlıyor. Burada da bir fıtık var. Nasıl ki beyin fıtığı varsa, biz acil müdahale etmemiz gerekiyorsa, beyincikte de bir şeyler oluyor. Doğuştan başlayan ve hayat boyu devam eden bir süreçte 30-35 yaşlarına gelindiğinde klinik belirti veren beyincik sarkması. Ne oluyor? Beyincik bulunduğu odada ben dar bir yere geldim diyor. Ben burada sığamıyorum diyor. Bir yerden kaçmam lazım diyor. Ve beyinciğin bir organeli, bademci, biz ona tonsil diyoruz. Kafatasının en büyük deliğinden aşağı doğru sarkmaya, çıkmaya çalışıyor. Bir bebeğin anne rahminden, rahim ağzından çıkması gibi. Yani boynumuzun girdiği yerden beyincik dışarı mı kaçıyor? Evet, omuriliğin geçtiği kanalın içine sarkan beyinciğin bademciği omuriliği bu bölgede sıkıştırarak belirti vermeye başlar. Aslında bu doğduğunda da vardır. Doğuşsal bir sorundur. Ama zamanla ıkınarak, öksürerek, hapşırarak ve beyincik büyüyerek aşağı doğru sarkan beyincik omuriliği sıkıştırdığında ne olur? Boyundan aşağı bütün vücutta uyuşma, karıncalaşma ve güç kaybı. Sobaya koyar ısıyı hissetmez, buza koyar elini soğuğu hissetmez. Konuşma bozukluğu, dengesizlik gibi birçok hastalığı taklit eden belirtiler verir. Peki biz bunu günlük yaşamda sizlerde duyan var mı beyincik fıtığını? Yok herhalde. Soru var, soruyu alalım peki. Hemen. Hocam hayırlı yayınlar. Benim sorum şöyle olacak. Bende bel fıtığı var. Bana yüzme tavsiye ettiler. Şu an yüzüyorum ama ne kadar bana faydası olacağını bilmiyorum. Hocamdan aydınlatmasını istiyorum. Tamam, hemen soralım. Gördüğünüz gibi derdi olanı hemen bel fıtığını cevaplayalım. Yüzmenin bel fıtığına faydası var mıdır? Şimdi biz canlılar iki ayak üstünde duruyoruz. Yani biz insanlar iki ayak üstünde diyoruz. Çevrenize baktığınız zaman her şey dört bacaklı. Masa, sandalye, araba, her şey. İki ayak üstünde durmak zor bir iş. Oturmak ondan daha zordur bel için. Ama yüzmek, suyun kaldırma kuvvetiyle omurgadaki eklemlerin ve kasların hiçbir şekilde zorlanmadan güçlenmesiyle ortaya çıkan bir egzersiz türüdür. Ve biz şiddetle öneriyoruz. Ama ne zaman? Şiddetli bir bel atağı, bel fıtığı atağı veya bir bel kaymasını yarattığı bir ağrılı atak olsun. Ne olursa olsun hemen bu işe başlamamak lazım. Yaklaşık bir 3-5 günlük istirahattan sonra suya girmek ve suda da kontrollü çalışmak lazım. Aa efendim ben bir iki aydır havuza gidiyorum, yüzmeye gidiyorum ama hiçbir iş yaramıyor. Hiçbir şekilde ben iyileşemedim. Tabii suya girer çıkarsanız hiçbir işe yaramaz. Bu işin akademi mezunu bir beden eğitimi hocası kontrolü altında veya bir spor eğitmeni kontrolü altında yapılırsa, bir fizyoterapist kontrolü altında yapılırsa, hangi kas kısaldıysa, hangi kas gevşediyse, spazmlıysa ona göre
yüzme stilleri verilir ve ona göre bir tedavi uygulanır. Yani sizin kafanıza göre ben suya giriyorum, çıkıyorum, olmuyor. Hocam benim ayağıma vuruyor. Siyatik ağrınız oluyor. Çekemiyorum. Bacağımı çekemiyorum yukarıya doğru. Efendim, eğer bel fıtığınız günün birinde patlarsa, yırtılırsa bacağınıza vurur ve siyatik sinirin üstüne kıkırdak baskı yapar. Bu da bacağınızın hangi taraf etkilenmişse bacağınızın kaldıramama tablosuyla kendini belli eder. Bunun adı siyatiktir. Siz halk dilinde buna siyatik romatizma diyorsunuz ama romatizma ile hiçbir ilgisi yok. Siyatik sinirin sıkışması sonucunda bacağınız ağrıyorsa mutlaka bir beyin sinir omurilik cerrahisi uzmanına başvuracaksınız. Ama sadece beliniz ağrıyorsa şart değil. Hocam bir sorum daha olacak mümkünse. Son ama. Ben... Efendim? Ama son. Tamam, son tamam. Hocam. Hocam 3-4 yıldır hatta belki daha da ileriye dayanıyor. Tedavi de gördüm ama maalesef hiçbir yararı olmadı. Hastalığım şöyle, yemek yedikten sonra başımda bir karıncalama oluyor. Yani sanki benim başımda tüp çalışıyor. Ve ben MR çektirdim, herhangi bir şey çıkmadı ama bu hastalığım da geçmedi. Baş dönmesi, mide bulantısı yapıyor bende. Kulağımdan dediler, kulağıma da baktırdım, tedavisini de gördüm ama... Maalesef iyileşemedim. Evet, bu sorunuzun yanıtı çok kolay değil. Yani sizin nörolojik muayene, nöromüsküler muayene yapılmadan hastalığınızın 100 tane sebebi var. 100'ü biz ne yapıyoruz nörolojik muayeneyle? 3'e 5'e indiriyoruz. Çektirdiğiniz MR şikayetlerinizin anlatan hastalıkların sadece %20'sini gösterir. %80'ini nörolojik muayene gösterir. O yüzden nörolojik muayene yapılırsa... Şikayetinizin ne olduğu anlaşılır. Çok ben teşekkür ediyorum. Ben bir şey söylemek çok istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim sorunuz için. Bu beyincik fıtığında ve diğer omurilik hastalıklarında ve beyin hastalıklarında uyuşma, ağrı, uyuşma ve felç için bir iki cümle söylemek istiyorum. Ağrıdan sonra gelen uyuşma bir sonrasının felç olacağını hatırlatmalıdır. Ama bazı beyin ve omurilik hastalıkları vardır ki ağrısız... uyuşma yapar. Ağrısız uyuşma ve felç en tehlikeli olanıdır. Yani ağrı duymadan evet. Direkt uyuşmayla başlıyor. Bir sabah başlıyor. Kalktığınızda hiç ağrı olmadan parmağınızın, elinizin ve ayağınızın parmağı veya kol ve bacağınızın felç olduğunu, ağrısız felç olduğunu gördüyseniz bu daha ciddi bir durumdur. Ama ağrınız varsa, 3 ay 5 ay ağrıyla yaşadınız, kol ve bacak ağrısı, gerek boyun fıtığından, gerek beyincik fıtığından, gerek bel fıtığından, ağrıdan sonra uyuşma gelirse felç gelir. Sıra budur. Ağrı, uyuşma, felç. Bu sırayı iyi takip etsinler. Ama bir beyin tümöründe, bir beyin kanserinde de felcin ağrısız olacağını bilmeliler. Yani ağrısız... uyuşma her durumda tehlike var. Bir an önce buna baktırın demek. Evet. Yani ağrı olsun ya da olmasın. Bir özür diliyorum. Bir telefonumuz var. Çok telefon geliyor. Bir tanesini bağlamak durumundayız. Evet. Akın Arda İzmir'den bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsınız Akın Bey? Sağ olun, teşekkürler. Siz de iyisiniz. Sağ olun. Görüyorum. Buyurun hemen sorunuzu alalım. Çok soru var çünkü. Şimdi hocam ben 25 yıldır boyun fıtığı çekiyorum ve sırt ağrısı. Yani bu 24 saat. Onu antiparantez belirteyim. Ve geceleri beni boyun özellikle uykumdan uyandıracak kadar beni rahatsız ediyor. Bir ılıcalara gittim. 1-2 senede iyi oldum gibi. Bu geçen ay şu hafta gittiğimde boynumda film çektiler. Kireçlenme, aşırı derece kireçlenmediler. Yani siz boynumu ellediğinizde resmen bir kemik elliyorsunuz. Etle hiçbir ilgisi yok. Ve kasıntı, kasılıyor. Devamlı kasılıyor. Ha, ben bunu 25 sene çekiyorum. Artık ben alıştım bu haliyle yaşamaya. Ama bu sadece fizik tedaviyle mi geçecek yoksa başka bir şey mi uygulayacağım? Bunu adlı parantez belirteyim. Günde bir tane Voltan içiyorum. Peki. Akın Bey çok çok teşekkür ediyoruz sorunuz için. Çok geçmiş olsun. 25 senedir çekilen bir ağrı çekilecek bir ağrı değil yani. Hocamıza hemen soralım. Efendim bir anahtar cümle söyledi. Gece beni uyandırıyor. Eğer bir hasta geceleri ağrıdan dolayı uyanıyorsa ya mesleki bir hastalıktır. Karpal tünel gibi tuzak nöropatileridir bunlar. Yani yolda kompresör kullananlar, gitar çalanlar, diş hekimliler...
El bileğindeki sinir sıkışması boyuna vurabilir, gece uyandırır. Gece uyandıran ikinci en önemli rahatsızlık gece ağrıları, kanser ağrılarıdır. Dolayısıyla bu Akın arkadaşımızın bu yönde bir tetkik ettirmesi, bu yönde bir tetkiklere başvurmasını öneririm. Kesinlikle. Yani kireçlenme deyip geçmemek değildir. Lazım diyorsunuz. Mutlaka ya pozisyonel, günlük yaşamında çok ciddi var olan bir şeyin getirdiği altını ağrıdır. Altını çiziyorum tekrar. Eğer gece bir hasta uyanıyorsa, gece ağrılarım çok şiddetli diyorsa önce kanser ekarte edilmelidir. Sonra da sinirlerin sıkışması sonucu oluşan tuzak nöropatileri ekarte edilmelidir. Bu yönde kendini tetkik edersin. Evet Akın Bey, çok geçmiş olsun diyoruz. Hemen bunlara bakın. Biz hocam şimdi biz beyincik fıtığı zemininde diğer bütün fıtıkları konuşuyoruz. Çünkü gelen soruların hepsi belim, boynum falan diyor. İzleyicilerimizden yine sorular var. Bir iki dakika bekleteceğim sizi. Hemen şu beyincik fıtığını bir toparlayalım. Beyincik fıtığı dediğiniz ki tüm vücutta, çünkü ta tepeden başladığı için tüm vücutta aynı anda uyuşma yapabilir, işte hissizlik yapabilir, sıcağı soğuğu hissetmeyebiliriz. Peki sonu nedir ve nasıl ameliyat edilir? Hemen çok kısaca onu vurgulayalım. Çoğu hasta günümüzde başı ağrıyan MR çekimine girdiği için çoğu hasta rastlantısal olarak bunu bize hocam ben ne yapmalıyım diye sorar ve rastlantısal olarak teşhis konur. Yani sokaktaki 100 insanın 10'unda beyincik fıtığı vardır. Ama bunların da sadece %20'si semptom verir. Neler yapar? Biraz önce de söyledim. Boynumuzun altında ağrı, uyuşma, güçsüzlük, karıncalaşma, geceleri nefes durması, his kaybı, idrar kaçırma, yürüyememe, dengesizlik gibi birçok şikayetlere neden olabilir. Ve insanlar bunu bende romatizma var diye doktor dolaşır. Ve birçok doktorun aklına beyincik fıtığı gelmez. Şimdi peki bu beyincik fıtıklarının tamamı MR'la tanı konabilir mi? Bazı beyincik fıtıkları var ki MR'da hiçbir şey gözükmez, tertemizdir. Bu ancak nörolojik muayeneyle anlaşılır. Tedavisine gelince eğer beyincik, bademci, omuriliğe aşağı doğru sarkmışsa ve beynin su devir daimini bozmuşsa su omuriliğe basar. Biz buna hidromiyeli diyoruz. Yani omuriliğin su tarafından işgalidir ve bu mutlaka tedavi edilmesi gerektiren bir durumdur. O esnada biz ne yapıyoruz? Asla hastayı takip etmiyoruz. Hemen acil ameliyatı alıyoruz. Genel anestezi altında yaklaşık 1,5 saat süren bir müdahaleyle sarkan bademciği, yani cerebellumun, yani beyinciğin sarkan bademciğini o sıkışan odada rahatlatıyoruz ve benim yerim dar diyen beyinciğe daha geniş bir oda, daha konforlu bir oda yapıyoruz. Ve beyin omurilik suyunun devir daimi sağlıklı bir birey gibi yaklaşık 1 saat, 1,5 saat süren bir ameliyatla bir gece hastanede kalış süresiyle ertesi gün taburcu olabilmektedirler. Günümüzde teknoloji en çok biz beyin cerrahlarına hizmet ediyor. Eskiden bu ameliyatlar sakatlayıcı ve ölümcül iken 2015 yılında artık beyincik fıtığının eğer cerrahi tedavisi endikasyonu konduysa hiç korkmasınlar. Ustalarda çok rahatlıkla mikro cerrahi yöntemiyle bu iş halledilebilmektedir. Az değil, %10'da var diyor hocamız. %10'un da %20'si, yani toplamda %2'de bunlar sıkıntı verecek durumlarda, ama biz bunu belki de doktor dolaşıyoruz. Vücudunuzda genel bir uyuşukluk, bir hissizlik varsa o zaman mutlaka bu konuyu araştırın diyoruz ve soru alıyoruz. Evet, evet. Buyurun. Hocam merhaba. Hocama bir sorum var. Benim sol tarafımda boynumda sürekli ağrı var. Ağrı omuzlarıma vuruyor. Çantamı buramda sürekli taşıdığım zaman çok ağrı yapıyor. Çantanızı sürekli orada mı taşıyorsunuz? Sol tarafımda. Sağ tarafım ameliyatlı olduğu için. Ha, sağ taraf da ameliyatlı. Ne ameliyatı oldu? Meme sayayım ben. Öyle mi? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet. Eğer bende beyincik fıtığı var mı diye merak ediyorsanız basitçe şu testi yapabilirsiniz. Sabah kalktınız. Kuvvetli bir şekilde öksürmeye başlıyorsunuz. Yani öksürebildiğiniz kadar. Eğer öksürme esnasında art kafa dediğimiz boyun ağrısı ve ense kökü ağrısı oluyorsa sizin beyincik fıtığı olma şansınız çok yüksektir. Demek ki beyincik fıtığı ilk önce ense kökü ağrısı ve boyun ağrısı yapar. Ama ne zaman? Ikındığımız zaman, öksürdüğümüz zaman, hapşırdığımız zaman, eğer ağrı oluyorsa, başınızı tutmak zorunda kalıyorsanız beyincik fıtığı olabilirsiniz. Bakın bu çok kolay oluyor, bir evet, test. Evet, oluyor, ağrı oluyor bende.
Şu demek ki araştırmakta fayda var. Çünkü öyle az görülen bir şey değil. %2 görülen bir şey. Araştırmakta fayda var. Bir soru daha vardı orada galiba. Tamam peki. Önde bir soru var. Oraya verir misiniz hemen? Son 1-2 dakikamız çünkü. Evet. Yukarı tutun mikrofonu. Merhaba. Hoş geldiniz. Hocam ben ameliyat oldum geçen sene. Ne ameliyatı? Bacaklarımdan. Fakat ondan sonra belimde ağrı kaldı ama. Bacaklarınızdan ne ameliyatı oldunuz? Diz protezi mi? Evet, yamuktu benim. Ha, dizlerinizi düzelttiler. Dizlerim düzeldi. Ameliyattan sonra belimde ağrı kaldı. Ama ben geldiğimde kendimi çok kollamadım. Yani dikişleri aldırdıktan o bir hafta 10 gün sonra bayram olduğu için çok temizlik yaptım. Şimdi temizlik yapayım. Eğri büğrü oturayım. Bu ağrı bende kalıyor. Ama baktırdım hiçbir şey çıkmadı. Evet. Çok ağrı oluyor ama tabii, kalkamıyorum. Tabii, ameliyatınızı narkozla mı yaptırdınız yoksa belden bayıltarak. Tam narkozla. Evet. Tam narkozla yaptırdınız. Demek ki belinizden bir iğne ile sizin belinizin altını uyuşturmamışlar. Çünkü bazen bunlar olabiliyor. Evet. Sizin sorununuz nasıl ki dizinizde bir dejenerasyon dediğimiz kireçlenme ve aşınma vardı. Belinizde de vardır. Çünkü birlikteliği %60-70'tir. 60 yaşından sonraki bir kadında diz ameliyatı olduysanız bel ameliyatı da olma şansınız bu kadar yüksek olmasa da %40'lardadır. Evet. Ama yani ben yürüdüğüm zaman veyahut da ben oynamayı çok seviyorum. Hareket ettiğim tamam, zaman yürümeye başlayınca kalmıyor. İyi misiniz? Efendim? Yürümeye başladığın zaman iyi misiniz? İyiyim tabii. Hiçbir o zaman hiçbir yok. Şey yok. Devam edin. Devam edin hiçbir sıkıntınız yok. Oynamaya yürümeye devam edin diyor Profesör Doktor Kadir Koti. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık diyoruz. Efendim bir sonraki konumuz burun estetiği. Az sonrasını izleyelim beraber. Hastalar daha çok hangi nedenlerden dolayı burun estetiği yaptırmak istiyor? Burun estetiğinde yaş sınırı nedir? Burun estetiğinde başarı kriterleri nelerdir? Kulak, burun, boğaz ve burun estetiği cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Fuat Bulut, Doktor Aytuğ'da anlatıyor. Evet efendim, burun estetiği dedik. Burun estetiğini konuşacağız. Sorularınız varsa 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. E-mailimiz doktoraytu@tv360.com.tr. Konuğumuz Operatör Doktor Fuat Bulut. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş İsminizi alabilir miyim? Teşekkür ederim. İsmim Ece. Ece. Ece Hanım da beraberinde gelmiş. Şimdi burun estetiğini konuşmadan önce Ece Hanım'ın bir önceki fotoğrafını bir hemen alalım görüntüye lütfen. Hemen yönetmenimiz versin görüntüye fotoğrafı ve onun üzerine konuşalım. Fuat Bey, şimdi Ece Hanım ameliyat oldu herhalde değil mi? Evet, yaklaşık 3 ay oldu. 3 ay oldu. 3 ay önce burun estetiği ameliyatı oldu. Evet. Şimdi hemen göreceğiz önceki halini. Evet, ekrana geliyor. Siz bakmayın. Ece Hanım bakmıyor. Kendi görmek istemiyormuş bu fotoğrafını. Doğru mu bildin? Doğru, çünkü hani resimde kötü çıktım. Hani burun olarak değil ama resimde kötü çıktığım için istemedim. Evet, yani şimdiki burnunuz daha güzel diyelim. Kesinlikle. Oldukça daha güzel olmuş. Neydi problem mesela buradaki? Şimdi Ece Hanım'ın burun tip bölgesinde düşme vardı. Burun sırt bölgesinde hump dediğimiz bir hump'ımız vardı. Burun özellikle iç bölgesinde nefes alıp vermede bir problem vardı. Bunların hepsinde bir ameliyatta giderdik yani. Evet. Yani burun ucunda düşüklük evet. Ve de bir çıkıntısı vardı. Evet. Bunlar şey oldu. Sanki düşüklükten çok kısalmış gibi de duruyor burnu. Evet, haklısınız. Burun aksı biraz uzundu. O kısaldık. Yüzüne uyan doğal estetik bir burun halini oluşturmaya çalıştık. Yani şöyle söyleyeyim. Hakikaten çok rahat edebilirsiniz. Ameliyat olmuş gibi. Yani çok düzgün bir burnunuz gözüküyor. Ama ameliyat olmuş gibi de gözükmüyor gerçekten. Evet, yani yüzünüzün şekli çünkü buna çok uygun. Sanki normal yüz şekline uygun bir şey gibi olmuş. Elinize sağlık tabii. Teşekkür ederim. Size sorularım olacak. Biraz sonra soracağım ama önce bir Fuat Bey'den başlayalım. Siz burun estetiğine yani bir buruna müdahale ederken neye bakıyorsunuz? Yani birisi geldi size mesela Ece Hanım gibi geldi. Ben dedi burnumdan mutlu değilim. Onun neler istediğine mi bakıyorsunuz yoksa bu yüze nasıl bir burun yakışır? Ben onu yapayım, onu mu böyle mi gidiyorsunuz? Şimdi öncelikle hastayı yakın tanımak lazım. Yani hasta ne istediğini öğrenmemiz gerekiyor. Yani hasta, bazı hastalar başka birine benzeme isteği olabiliyor. Yani bu tür hastalarla konuşuyoruz. İşte başka birine benzemekten ziyade. Başka biri derken mesela komşusu. Yani evet, işte başka bir yerde bir burun görüyor. İşte aynısını isteme gibi bir talep olabiliyor. Önemli olan burada hastanın yüz profiline uyan doğal bir burun oluşturmak. İşte hastanın cilt kalınlığının olması,
kemik yapısı, kemik bütünlüğü, daha önce ameliyat olup olmaması. Bunların hepsi burun estetiğinde hastayla paylaşıyoruz. Yani bunları değerlendirmek lazım ama bana bütün yapılanlar içinde belki de en sanatsal olanı burun gibi geliyor. Çünkü o kadar merkezi bir yerde ki, yani orada gerçekten evet, sanat yapmanız lazım. Ya kesinlikle. Yani burada tabii alınan eğitim doğrultusunda ve bir de hekimin sanatsal bakışı çok önemli. Yani bir bütünlüğü oluşturabilme sanatı da işin içine katması gerekiyor. Burun ameliyatlarını diğer bütün ameliyatlarından farklı ve özellikli kılan da bu zaten. Çünkü her bireyin yüzü farklı olduğu gibi burnu da farklı oluyor. O nedenle yüze göre burun çıkarmak gerekiyor. Şimdi Ece Hanım tabii çok genç ama herkes bu kadar genç böyle burnuyla gelmiyor size. Daha ileri yaşlarda mesela şöyle diyor musunuz? Bak burnunu yapalım ama burnunu yapınca senin çenen şöyle, yanağın şöyle, alnın şöyle. İşte bunları söylüyor musun? Tabii hastayla bunları paylaşıyoruz. Çünkü bazı hastalarda çene geride olabiliyor. Veya zigoma dediğimiz bu bölgede sorunlar olabiliyor. Alın bölgesi daha geride durabiliyor. Çünkü bütün hastaların yüz profili aynı değil. O nedenle beklentileri de o ölçüde konuşmak lazım. Eğer çene gerideyse biraz öne çekme ameliyatı da yapabiliriz. Üst dudak silik olabiliyor. Çünkü dudağın silik olması burnun görünümünü de etkileyebiliyor. Ya bir bütün olarak değerlendirebiliyoruz. Peki siz tabii kulak burun boğaz uzmanısınız aynı zamanda. Yani burnun içinden de birinci derecede sorumlu hekim sizsiniz. Evet. Ece Hanım burnun içinde sorun var mıydı? Evet. Kendisi anlatabilir. Peki neydi derdiniz? Sağ kısmımda devilasyon vardı. Devilasyonunuz vardı. Evet, evet. Kemik kapatıyordu ve nefes almam zorlaşıyordu. Ama estetik yaptırdıktan sonra hani ne kadar zorlandım o zaman anladım zaten. Daha öncesinden bu kadar anlamıyordum. Bir şey soracağım. Horluyor muymuş? Yok horlamıyordu. Hayır bence horlamıyordu. Aramızda bak söylemeyeceğim size. Yok horladığımı kimse söylemedi. Peki evet, ama tek taraf tıkalıydı evet, ve siz bunu normal zannediyordunuz. Evet, aynen ameliyattan sonra açılınca o zaman mı fark ettiniz? O zaman fark ettim. Hayat standartım, nefes almam daha kolaylaştı. Yani gerçekten fark ediyor yani yaşamınızda. Fark ediyor, çok fark ediyor. Peki mesela bana çok oluyor. Benim alerjik rinitim var. Burnum şişiyor içi. Yemek yerken bazen boğulacak gibi oluyorum. Çünkü nefes alacak yol kalmıyor. Burayı burun etleri kapatıyor. Burayı da yemek kapattığı zaman nefes almak hakikaten büyük problem. Bu gibi durumlarda siz burun estetiği yaparken mutlaka içine de bakıp oraya da müdahale ediyor musunuz? Yani bizim için vazgeçilmez. Burun çünkü fonksiyonel bir organdır. Yani günlük yaşamımızda 25-30 bin litre havayı biz burun yoluyla alabiliyoruz. O nedenle öncelikle hava yolunu açmamız gerekiyor. Bunu açarken dediğimiz gibi aslında alerjik rinit varsa bunda gerçekten ciddi anlamda bir rahatlama izleyebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Burun etlerinde şişme varsa onu küçültebiliyoruz. Eğrilik varsa onu gideriyoruz. Yani önceki burnu fonksiyonel olarak normale getirmeye çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Peki hasta size geldiğinde ben işte burun ameliyatı olacağım, beraber karar veriyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Mesela bak, çizip gösteriyor musunuz? Bak senin burnun böyle olacak diye bir şey gösteriyor musunuz? Gösterdi mi size Ece Hanım? Hayır. Hem ben çok ısrar ettim, gösterin dedim, ne olur çizin dedim artık. Hayır çizmedi, kesinlikle çizmedi. Çünkü birebir çıkmıyor. Eğer birebir çıkarsa tamam ama birebir çıkmadığı için benim beklentilerim karşılanmamış olabilir. Hocamız da o riski almak istemedi. Vallahi ne kadar iyi anlatmış size böyle değil mi doktorumuz? Yani siz tamamen olayı kavramışsınız hakikaten. Çünkü sanat dedik ya, bir de elinizde etten kemikten bir yapı var. Yani bunu çizip de aynısını yapmak çok da mümkün değil herhalde. Evet, özellikle hastaya daha öncesinde yani tabii grafik olarak işte tasarlanabilir ve hastayla paylaşılabilir ama bu hastada bir beklentiyi çok yüksek tutabilir veya hekimin motivasyonunu bozabilir. Yani bunu şeye benzetiyorum, daha önce işte ressamı ben size şöyle bir resim çizeceğim gibi bir şey ortaya çıkıyor ki bu da sanat boyutundan biraz uzaklaşıyor açıkçası. O nedenle hastayla çok böyle bu tür şeylere diyaloğa girmemek gerektiğini düşünüyorum. Daha çok hastaya biz yaptığımız ameliyatları gösteriyoruz. Daha önce ve sonrasında bunu hastayla paylaşabiliyoruz. Hastada da bir fikir oluşabiliyor bununla ilgili. Peki Ece Hanım, yaşınızı sorabilir miyim? Bir 23. 23. Hı hı. Burnunuzdan ne zamandır şikayetçisiniz? Yaklaşık ergenliğe girdiğim zamandan beri şikayetçiyim. Yani 12-13? Yani, yok 14 diyebiliriz. 14. Yani 9 senedir şikayetçisiniz. Şikayetçiydim. Peki neden daha önce yaptırmadınız? Daha önce yaptırmadım çünkü hani hem işe girmeyi de bekledim bunun için yaptırmak için. Hem de o cesareti kendimde bulamadım. Ama biz çalıştığımız kurumda aynı yerde çalışıyoruz Fuat Hocam'la. Fuat Hocam geldiği zaman bana pek çok kişi çok güzel burunlar yapıyor diye söyledi. Ece bir göz at istersen dedi. Baktım ben de. Zaten kafamda vardı. Konuştuktan sonra da emin oldum. Peki o zaman size soralım. Burun estetiğinin en erken yaşı ne olmalı? Ya şöyle, bayanlarda 17 yaş, erkeklerde 18 yaş belirleyebiliriz bu yaşı. Çünkü kemik ve kıkırdak oluşumu özellikle o yaşlarda tamamlanabiliyor.
O nedenle daha erken yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani 17-18 yaş, yüzün tabii oturması lazım, evet, herhalde şekil olarak bir oturması gerekiyor. O nedenle erken ameliyatlar sakıncalı olur. Bir tabii de tabii sonuçta hani bir insanın reşit olma diye bir şey var. Ne olursa olsun bir o 18 yaş hani bir kural. Yani insan kendi kendine karar verme zamanının gelmesinde bekliyor. Peki en yaşlı yaptığınız burun ne? Hangisi? Kaç yaşında? Yaşlı ya 48 yani bizde şimdi şöyle Amerika'da 65 yaşında insanlar burun ameliyatı rinoplasti olabiliyor. Oluyorlar, ama evet. Türkiye'de bu böyle olmuyor. Ya ortalama 40-45 yaşları diyebilirim. 40-45 yaşlarında. Evet, evet. Oraya kadar yaptırırlarsa evet, yaptırıyor, yoksa yaptırmıyor. Şimdi 50 yaş üstünde işte hocam çok gereksinim duymuyor hastalar. Tabii biraz sosyoekonomik durum boyutu var. Yani onlar işin içine giriyor tabii ki. Peki bir hastayı neler bekliyor? Beraber karar verdiniz, ameliyat olacak. Ne diyorsunuz? Yani şu gün gel yapacağım, bir şeyin olmayacak, güle güle. Böyle mi diyorsun? Ne diyorsunuz? Hayır tabii ya ki. Yani hastayla, ne anlatıyorsunuz o hastaya? Yani? Hastayla bir defa bir güven temelinde bir iletişim kurmamız gerekiyor. Yani hastanın hekime, hekimin de hastaya güvenmesi lazım. Çünkü karşılıklı güvenle iyi şeyler ortaya çıkabilir. Tabii ki bu ameliyatlarda %100 her zaman istenilen sonuç elde edilemeyebilir. Yani ikinci ameliyat, ikinci operasyon gerekebilir. Bunda hekimi de suçlamamak gerekiyor. Hastanın gerek kemik bütünlüğü, işte daha önce burun ameliyatı olup olmaması, cilt kalınlığı. Bunların hepsi ikinci operasyon için bir risk faktörü olabiliyor. O nedenle hasta bunları anlaması gerekiyor. Tek tek anlattıktan sonra. Pardon, burada cilt kalınlığı diyorsunuz hep de. Nedir cilt kalınlığının önemi nedir? Ya şimdi bazı ciltler gerçekten çok kalın olabiliyor. Kalın ciltlerde burun dokusunu eleve etmek, yani kaldırmak çok kolay değil. O nedenle bunu hastayla paylaşıyoruz. İnce ciltlerde bu iş biraz daha rahat oluyor ama kalın ciltlerde bazen ikinci bir operasyon gerekebiliyor. Yani illa ki gerekir değil ama bir ihtimal var. Hasta bunun bilincinde olursa hekim de daha rahat sıkıntı edecektir olmaz diye düşünecek. Ben tam tersini düşünüyordum. Hani çok ince cilt olup da aman ameliyattan sonra işte dokuyu iyi göstermez, üstünü iyi kapatmaz falan diyeceksin zannediyordum. Kalın cilt problem oluyor, öyle mi? Evet, kalın ciltte dokuyu yani projeksiyonunu arttırmak çok kolay olmuyor açıkçası. Projeksiyon dediğimiz burnun yüze olan iz düşümünü yukarı doğru. Yani yaptığımız yükseltmek ameliyatlar zor oluyor. Evet, kalın cilt yaptığımız iyi sonuçlarımız da var ama tabii her hastada istenilen sonuç elde edilebiliyor. Yani bizim amacımız burada hastalara doğru mesaj iletmek. Özellikle bu burun estetiği konusunda son yıllarda çünkü giderek artan bir operasyon şekline dönüştü. Hastaların doğru bilinçlenmesi ve gerçekten bu ameliyat gerekliliği olan hasta grubunun bizimle iletişime geçmesi. Diğer türlü gerçekten çok iyi sonuçlar ortaya çıkmayabilir. Genel anestezi altında mı yapıyorsunuz bunları yoksa lokal anesteziyle yani bayıltmadan, uyutmadan yapabilir misiniz? Ya daha önce asistanlık yıllarımızda şey yapılıyordu. Yani sedo analjezi dediğimiz yarı baygın halde yapıyorduk ama son yıllarda biz hemen hemen tamamen genele döndük artık. Genel anestezi altında. Ortalama 3-3,5 saat sürüyor. Ece ile de onu konuşmuştuk. Biz zamanla yarışmıyoruz. Önemli olan hasta için doğru ve düzgün bir iş ortaya çıkarabilmemiz. Yani elimizden geldiğince iyi bir burun profili oluşturmamız. Üstün körü çalışmadan. O nedenle yani zamanla yarışmadan. Çünkü bir saatte yapılan ameliyatlar da var. Ama bizim ortalamamız özellikle son yıllarda 3-3,5 saatlik bir ameliyat süreci. Ameliyat sonrası ilk 5-6 saat hasta oral alımını yapmıyor. İşte ağızdan herhangi beslenme olmuyor. Sonra ilk 2 gün hafif morlukları olabiliyor. İkinci günden sonra hafif o morluklarımız da giderek azalıyor. Hasta bir hafta sonra masa başı işi varsa ona dönebiliyor. Ama aktif spor yapıyorsa, işte bireysel spor yapıyorsa bir ay sonra bunu müsaade edebiliyoruz. Takım sporu yapıyorsa bir yıldan önce kesinlikle önermiyoruz. Bir yıl? Evet, takım sporu. O çünkü şeyler takıyorlar, böyle bir gözlük, burunluk falan takıyorlar. Yani biz önermiyoruz. Bize de geliyor işte amatör sporcular veya profesyonel. Onlarda da 6 ay kesinlikle, özellikle bir yıl önermiyoruz. Ama hani dediğiniz gibi koruyucu amaçla yapılanlar. Ya burada hastayı riske etmek istemiyoruz, amacımız o. Onun dışında aktif bir hafta sonra günlük yaşamına hasta dönebiliyor. Onları zaten Ece Hanım'a soracağım ama size ameliyatla ilgili, teknikle ilgili sorularım var. Şimdi bir kere girdiğiniz ameliyatta yani çok kısıtlı bir yerden iş yapıyorsunuz. Yani dar burun, bir alan. Çok dar, burun deliğinden giriyorsunuz. Bir de giriş yeriniz de çok dar. Kör bir yerden giriyorsunuz ve içeride burun kemiğini, kıkırdağı bilmem neyi düzeltiyorsunuz. Eskiden bu çekiçlerle yapılırdı, burun kemiğiyle oynanırdı. Şimdi burun kemiğiyle çok oynanmıyor galiba. Hayır, burun kemiğiyle de oynuyoruz. Yani şöyle eskiye göre değişen nedir diye sorarsak, eskiye göre dokuya saygımız daha çok arttı.
Yani eski işte 15 yıl önce, 20 yıl önce yapılan dediğiniz gibi çok ciddi morarmalar, çok ciddi işte çok hasta. Çok göz altları simsiyah çıkardı hastalar. Evet, hastaları. Kullanılan işte tamponlar, daha önce metrelerce işte hocam tampon çıkarılıyordu bundan gibi söylemler oluyordu. Şimdi silikon yumuşak tamponlarımız var. Onu kullanıyoruz. Delikli olduğu için hasta rahat nefes alıp verebiliyor. Yani hastanın bu ameliyatta konforu gerçekten artıyor. Eskiye göre değişen onu söyleyebilirim. Peki Ece Hanım, nasıl geçti ameliyattan uyandınız, gözünüzü açtığınızda ne hissettiniz? Ben zaten hani çok bilinçli bir şekilde ameliyata girdim ve isteyerek girdim. Uyandığım zaman da anestezinin etkisi altında değildim. Gayet rahat konuşabiliyordum. Bir kendi kendime düşündüm, yaptırdım galiba dedim uyandığımda. Sonra beni odaya aldılar. Zaten çok rahat geçmiş ameliyatım. Ondan sonra hani hiçbir sıkıntı yaşamadım ben. Sadece ikinci gün yanaklarım biraz şişti. Gözlerimde morarmalar oldu ama far gibiydi o da, mor far gibi oldu. Onun haricinde bir sıkıntı yaşamadım. Ağrım olmadı, sızım olmadı. Ben silikon tampon olduğunu da anlamadım burnumda. Çünkü nefes alabiliyordum. Hocama sordum, benim burnumda tampon var mı dedim. Evet dedi, silikon tampon var dedi. Daha önce zaten tıkalıydı diyordunuz sağ taraf. Şimdi evet. Tampon olmasına rağmen siz içindeki kanaldan nefes aldığınız için size daha iyi nefes alıyor. Evet kesinlikle. Tamponun peki varlığını hissetmiyor muydunuz, şişliğini? Hissetmiyorum. Çünkü şiş olduğu için ve hissiz olduğu için bir şey anlamıyordum. Burnumda ne var ne yok. Anlayamıyordum. Ama hava alıyordunuz. Hava alıyordum. Evet. Ha, ne güzel. Hemen ameliyatın akabinde şey. Peki sonra hayata dönüş nasıl oldu? Mesela baş ağrılarınız oldu mu? İşinize rahat döndünüz mü? Baş ağrım olmadı. Sadece geceleri hani uyurken biraz sıkıntı yaşadım. Çünkü sürekli dereceyle uyumam gerekiyor. Yani düz bir şekilde yatmamam gerekiyordu. O birazcık birkaç gün alışma döneminde sıkıntı yaşadım. Onun haricinde bir hafta sonra zaten ben işe döndüm. Masa başı iş yapıyorum. Döndüm, hiçbir sıkıntı olmadı. Zaten benim şişliklerim de çabuk indi. O yüzden gayet rahat atlattım. Peki bu dönemde en çok korktuğunuz ameliyattan sonra kanama mıdır? Ya da mesela eskiden burun çökmesi derlerdi. Hmm. Yani mesela Ece Hanım'ın zaten başlangıçta öyle bir sıkıntısı varmış. Siz şimdi bunu yaptınız, kaldırdınız. Bunun çökmesi mümkün mü tekrar? Ya bunu bir binanın kolonlarına benzetebiliriz. Binanın kolonlarından birkaçını aldığım zaman binanın çökme riski var. Burun da öyle bir yapı. Sonuçta anatomik olarak biz burnun temel direklerini muhafaza ettiğimiz zaman burnun çökmesini beklemiyoruz. Yani doğru yapıyı kurarsanız diyorsunuz. Evet. O zaman burnun çökmesini beklemiyoruz. Evet. Peki eskiden niye çok çöküyordu? Eskiden böyle bunlar çok konuşulurdu. Burnum düştü, burnum düştü diye konuşulurdu hep. Şimdi birçok bilimsel, eşsel toplantılarla gerçekten burun estetiğinde de çıta çok yükseldi. Onu öyle değerlendirebilirim. Eskiye çok şey söylemek istemiyorum. Eskiye bir şey demeyelim. Sorularımıza hemen buradan alalım bir soru. Evet. Eşimin burnunda yamukluk var. Burun ameliyatı olmak istiyor. Fakat işte doğal görünüp görünmeyecek mi? Onun bir türlü kararını veremiyor. Böyle mümkün mü yani? Doğal bir görünüm olur mu? Yani ameliyat olmamış gibi görünsün istiyor. Evet. Yoksa tabii... Bazen çok belli oluyor ameliyat olduğunuz zaman burun estetiği olduğunu. Bu da çirkin bir görünüm. Bir de erkek olduğu için daha da hani bir şey yapıyor, tereddüt ediyor. Evet. Mümkün mü? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi özellikle mumya burun dediğimiz yani böyle kalıp burunlardan uzak duruyoruz artık. Yani bu gerek erkekte olur, gerekse bayanda olur. Yani dışarıdan burun hani ayrı bir yerde, yüzde ayrı bir yerde göründüğü zaman gerçekten bu estetik olarak bir kusur gibi görülmeye başlandı. Ve son yıllarda gerek işte yurt dışında, gerek de yurt içinde veya gerekse yurt dışında bu burunlardan uzak durmaya başladık. Tabii bu tür burunlar çıkabiliyor ama daha çok bu tür burunları çıkarmayan hekimle iletişime geçmek gerekiyor. Evet, bir soru daha vardı, onu da alalım. Hocam merhaba. Merhaba. Benim de burun kemiğimde eğiklik var ve nefes almakta zorluk çekiyorum. Hatta uykudan uyandığım dahil oluyor. Burun estetiği olursam bu iki sorundan da kurtulabilir miyim? Sesinden de belli değil mi? Ses evet. Böyle... Evet, nazone diyoruz. Nazo, burun evet. Biraz evet. Tıkalı geliyor. Ve eskiden daha ok gibi derler ya, burnum öyleydi. Yaş ilerledikçe böyle daha bir toparlak olmaya başladı. Düşüyor. Evet. Çok doğru söyledi seyircimiz. Şimdi şöyle, uyku apne, biraz horlama şikayetimiz var gibi hastanın. Tabii bu tür hastalarda biz burun ameliyatı yaptığımız zaman hastayla paylaştığımız şey şu. Yaklaşık %25-30 sizin horlamanızda bir hafifleme olacaktır. Yani bu %100 değil. %30 bir hafifleme hastanın uyku konforu, hayat konforunu da gerçekten arttıran bir durumdur. Şu da bir gerçek, yaşla birlikte özellikle 35-40'lı yaşlardan sonra burun tip bölgesinde düşme oluyor. Ucunda. Yani aşağı doğru evet sarkma oluyor. Tabii ki yine bu yapılacak ameliyatta giderilebilir, öyle söyleyeyim. Evet, ameliyatta giderilebilir diyor. Yani bundan hem gençleşebilirsiniz hem de nefes almaya başlayabilirsiniz. Peki son bir soru soralım. Tavsiye ediyor musunuz insanlara? Yani burun çünkü öyle bir şey ki her gün aynaya baktığımda ilk gördüğüm şey o.
Böyle mi hissediyordunuz siz de? Şimdi şöyle, suratımın tam ortasında rahatsız olduğum bir şey vardı ve hani onu değiştirmek istedim. Çünkü onu ömür boyu taşıyacak olan kişi benim. Güvenilir bir doktoru bulduktan sonra hemen yaptırdım. Ben hiç sorgulamadan yaptırdım. Peki başka yerlerinize birden burnu yaptırınca, artık burnu es geçince şimdi gözler, yanaklar, başka yerlerde bir sıkıntı var mı? Yok, şu an gözüme batmıyor. Bir de çok fazla yapay olmasını istemiyorum. Hani her tarafımı yaptırmış gibi. Sadece burun yeterli oldu. Peki. Sonra sadece burun yeterli oldu. Evet. Gelecekle ilgili çok kısa. Gelecekle ilgili beklentimiz var mı burundan? Yani yeni şeyler gelir mi burun estetiğinde? Ya mutlaka. Bizde özellikle gerçekten bu anlamda toplantı sayısı da arttı. Yıl boyu yapılan toplantı sayısı. Kesinlikle artacaktır. Biz bitti, yani bir, tıpta özellikle biten bir nokta yoktur. Sürekli ilerliyoruz, sürekli geliştiriyoruz bir şeyleri. Daha önce kullanılan iplikler şu an kullanmıyoruz mesela. Eriyebilen iplikler kullanıyoruz. Daha önce kullanılan tamponları kullanmıyoruz artık. Daha önce kullandığımız graft diyoruz. Dokuları, ekleme graftleri farklı yollarla kullanabiliyoruz. O nedenle bu konunun mutlaka, önü açıktır mutlaka yani. Mutlaka operatör Doktor Fuat Bulut, Ece Hanım, ikinize de çok çok teşekkürler. Lütfen bizimle kalın. Efendim, Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü 18 Mart 2015'te burada isek, bu stüdyoda isek, 18 Mart 1915'te ateşlenen fitil sayesinde buradayız. O gün o bombaların altında İtilaf kuvvetlerini Çanakkale'den dışarı süpüren şehitlerimizin, gazilerimizin sayesinde buradayız. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Saygıyla, sevgiyle önlerinde eğiliyoruz. Yarın aynı saatte 360 ekranlarında buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın diyoruz. Sağlıkla kalın.